Evet, canlı yayına bağlandık. İyi akşamlar arkadaşlar. Yedincisini gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayınımıza başlıyoruz. Doğan şiirleriyle başlayan Covid-19 modülüyle birlikte canlı yayın serüvenimiz yedincisiyle devam ediyor. Öncesinde doğa şiirleri, sonrasında doğa kültürü ve hemen akabinde de belli başlı camianın bilinen, bilinmeyen, ilginç, enteresan isimlerini almaya başladım. İlk konuğumuz Antalya'dan Yılmaz Sevgül'dü. İkinci konuğumuz Amasya'dan İsmet İnan'dı. Üçüncü konuğumuz Elazığ'dan Mustafa Kızıltaş. Dördüncü konuğumuz Çek Cumhuriyeti'nden Burak Özdoğan ve bu akşam arkadaşlar Almanya'dan Esin Handal'la birlikte olacağız. Şimdi sadece kulübümüz biliyorsunuz İstanbul bünyesinde fakat İstanbul'a sınırlı kalmayalım dedik. Bölge sonra tüm ülkeyi kapsayan bir yayına başladık. Bayağı da tutuldu. Çok da ilgi gördü. Birçok olumlu övgü ve eleştiriler aldık. Yapıcı eleştirilerimiz oldu. Ve dedik ki bütün camiayı kapsayan dağcılık da olsun, kaya tırmanışı, maraton, efendim illa bir doğa sporcusu olması gerekmiyor. Yani fotoğrafçı olabilir, gezgin olabilir, dansçı olabilir. Alanında üretken insanları buraya alacağız. Bu yüzden de ağırlık gösterdik. Herkese yer vermeye çalıştım. Renkli renkli insanları almaya çalıştık. Kulübümüz de bu görevi bana misyon edindirdi. Bende de kaldı gibi. Yoksa Instagram'ın moderatörü var. Sevgili Kenan'ın bir an önce almasını istiyorum bunu. Sanırım bu gidişle Recep arkadaşımıza da devredebileceğim gibi. Ama şu an ben keyifle sürdürüyorum. Yani şikayetim de yok. Çünkü dağ kültürü, dağ şehirleri, hemen akabinde Antalya'dan Yılmaz Sevgül, sonrasında Amasya'dan İsmet İnan, Elazığ'dan Mustafa Kızıltaş, Çek Cumhuriyeti'nden Burak Özdoğan ve bugün Almanya'dan Esin Handal'la birlikte olacağız arkadaşlar. Ben lafı çok fazla uzatmayayım, biraz katılımlı olmasını bekliyorum. Esin'inle ilgili sohbetimiz, söyleşimiz, bakalım sizi nerelere götürecek. Çantasında sizler için neler getirdi? Hep birlikte ortaya koyup bunları gözlemleyeceğiz. Güzel katılımlar görüyorum. Merhaba arkadaşlar, hepinize tekrardan. Hepinize hoş geldiniz. Ben sevgili Esin'e yayın almak istiyorum. Evet. Kendisini bekliyoruz. Yavaş yavaş da katılım artıyor. Tanıdık arkadaşlar var. Merhaba diyen tüm dostlara merhaba, selamlar. Merhaba Esin. Merhaba, selam Sönmez. Nasılsın? Türkiye'den Almanya'ya sevgi dolu, saygı dolu selamlar olsun. Nasıl gidiyor? Hava şartları nasıl buralarda? Vallahi görüyorsun kazak giyiyorum yani. Burada geri geldi kış. Alıştırdık ama İstanbul bir iki gündür bir iniyor bir çıkıyor. Biz de giymek zorunda kaldık ama iyi, şikayetçi değiliz çok sıcaklardan. Şimdi Esin'cim, biz Kloster Kulübü olarak, İhtisas Kulübü olarak yaklaşık yedincisini gerçekleştiriyoruz bu etkinliğimizin. Başından beri isimlerimden, aklımda olan isimlerden biri sendin. Neden sendin? Çünkü bu canlı yayın formatı başladı, gidiyor dolu düzgün. Hep ama erkekler ön planda, erkekler alınıyor, kadınlar yok. Yani biz hayatın her alanında kadınların olmasını güdüyoruz, istiyoruz. Fakat nedense yer verilmediğini fark ettim. Hemen aklıma sen ve sevgili İsmet geldi. İsmet hemen katılabilirim deyince aldık. Sonrasında da seni aldık ki bu devam edecektir. O kadın mücadelesi kısmına geleceğiz. Biraz seni tanıdık. Dostum biliyorsun ama kadınlar biraz meşgul yani ev işi, yemek. Şimdi ağları bak burada 2 aydır evdeyiz. Sanırım yankı yapıyor.
Ya Tuncay, benim bildiğim kadarıyla çok yapıcı, verici bir arkadaş. Ben bile düşün, ben herkes şey bilir, böyle kazak diye bilir. Ekmek yaptım. Ekmek yapılıyor. Yapacaksın yani. Mecbur. Senin takipçilerin yayında, bizimkiler yayında, yavaş yavaş katılım yükseldi. İstersen dağcılık kısmına kadar ki bir Esin Handal'ı tanıyalım. Sonra... Bende yankı var yalnız. İstersen kulaklığı çıkartayım. Sende nasıl ses? Şu an nasıl? Bir yankı var yine. Sesini kıstı mı telefonunun? Kısık aslında şu an. Olmazsa ben takayım kulaklık. Geçen Burak'la da böyle bir sorun yaşadık. Nasıl olacak? Merhaba bu arada böyle ben şey araya girip selam söyleyeyim. Evet, Esinciğim, şu an nasıl, yankı var mı? Yok çok iyi şu anda sönmez. Gayet iyi duyuyorum. Bu arada sen resmen uluslararası yayın yapmışsın. Böyle daha önceki konuklarını da saydın. Böyle Türkiye dışından da birçok yerden var olmuş. Tabii Burak da yurt tabii. dışındaymış sanırım. İşte Çek Cumhuriyeti, şimdi Münih, bir sonrakinde İngiltere, Amerika, Kanada, böyle bir arkadaşları bulduk biz. Covid'in belki de Süper. kazandırdığı en şey bu oldu. Evet, şimdi dostum, mikrofon sende. Şarkı söyleyeyim mi sönmez? Burası ciddi bir Aa, yayın. pardon, tamam. Kötü gider. Close dağcılıktaydık değil mi? Tamam, pardon. Ya Şaka bak. şöyle kendimden Senin bahsedeyim olmadığını biraz. bahset. Bu yani nasıl oldu? Doğayı mı seviyordun? Yeşili mi seviyordun? Nasıl belirdi? O ilk aşamayı alayım. Sonradan geleceğim diğer faaliyetlere, Ya aktivitelerine. aslında ilk aşaması acayip karışık. Ben dağcılığıma hatta federasyondaki eğitimlere bile başlamadan önce ilk seninle tanıştım ama dağcılıktan önce o kadar karışık ki yani mağaracılık yaptım, rafting yaptım, yelken yaptım, dalış yaptım. Böyle her şeyden böyle ufak ufak böyle tırtıkladım gibi hissediyorum kendimi. Ama sonrasında işte dağlarla tanışınca yani orada bir saplanıp kaldım biraz daha. Hatta son 6 yıldır diğer yapmak istediğim hiçbir sporu ve eskiden geçmişte ilgilendiğim birçok spordan çok uzak kaldım. Çünkü her yaz ve düzenli olarak hep yüksek irtifaya gittim biliyorsun. Hep yurt dışındaydık Temmuz-Ağustos aylarında. Ama işte dağcılık ya bir kez başlayınca bırakamıyorsun sanırım. Marmara Üniversitesi işletme mezunuyum ama benim üniversite kulübüm yoktu. O zamanlar çok da ilgilenemiyordum bu konularla. Benim fakültemde de kulüpçülük çok az gelişmişti. Bu yüzden çok geç tanıştım aslında dağcılıkla. Geçmişim işte bir 15 yıl falan kadar var. 2002 yıllarında ilk böyle 3000 metre dağıma tırmandım. Ondan sonra işte federasyonda eğitimlerdi derken böyle bir geldik buralara kadar. Şimdi ben seni hatırlıyorum. İlk gördüğümde sanırım Ufaklığını mı? 2008 Aladağlar'dı. Aladağlar'da sen bir grupla gelmişsin. Sanırım o dönemler ki Gebze'de bir kulüp vardı. Onunla gelmişsin Aladağlar'a. Gedos'tu. İstanbul'daki ilk kulüple gelişim Gedos. Yani o da İstanbul değil aslında. Gebze Dağcılık Spor. Ama şöyle Gebze Dağcılık Sporu keşfetmeden önce de Ankara'dan ayak izleriyle gidiyordum. Explorer'la gidiyordum. Yani hep böyle rotaları bilmediğim ve bu işin eğitimini almadığım için İlk onlarla gittim. Sonra Gebze Dağcılık Spor'la tanıştım. İşte orada Cemal Üstün vardı, Hasan abi vardı. Şu an gördüm. Hatta oradan bir dinleyicimiz var. Zeynep de aramızda. Çok güzel onlarla başladık tırmanışlara. Sonra ben gene böyle bir kulüp arayışına girdim ama İstanbul'da bir türlü böyle kafama göre uygun bir kulüp bulamadım. Bir de sen de çok iyi biliyorsun. Çok öyle kulüpçü bir tip değilim. Yani biraz ferdi takılan bir tipim. Bir de çok kurallara falan o zamanlar gelemiyordum. Şimdi bakma Almanya'ya yerleştik ama o zamanlar kuralları pek sevmiyorduk biliyorsun. Ya zaten dağcılar biraz marjinal oluyor, anarşist ruhlu oluyor, aydın, ilerici, uç, kaçık, çılgın, yani keskin insanlar oluyor, özgürlüklerine düşkün oluyorlar. O yüzden kulüp adı altında bazen insanları tutmaya çalışan bir düşünce şey olamayabilir, çok başarılı olmayabiliyor. Kişilerin aslında böyle zorlayıcı olmak yerine aidiyet duygusuyla belki sahip çıkması farklı. Ama ben sendeki o şeyi hatırlıyorum. 2008'deki dağlarda
Senle Gedoks'a geldiğinde. Çünkü biz demir kazağa gidecektik. Arkadaşlar klasik bir şey yapacaktı ama senin gözün şeydeydi bizim ekipte. Demir kazağa mı gitsem, demir kazağa mı gitsem falan böyle bir şey olmuştun. Ondan sonra senle maceralarımız başladı. Güzel bir ekibimiz vardı. Gidiyorduk, geliyorduk. Aslında biz seninle doğru düzgün böyle ilk şey Antalya tarafında tanıştık. Orada hatta sizin bir ekibiniz vardı. Birkaç tırmanış yapacaktınız. Sen de bana yarım ağız şey demiştin. Esin istiyorsan sen de atla gel demiştim. Ben de gelmiştim ve seninle Sivri Dağ'a tırmanmıştık. Seninle ilk faaliyetimiz o diye Öyle mi? hatırlıyorum. İnan hiç hatırlamıyorum Sivri Dağ. Yapma, sönmez. 1.000 metre duvar. Pardon. Sivri Dağ ya şey geyik sivrisi zannettim. Tamam şimdi oldum. Ki o Sivri Dağ çok ama Sivri Dağ gelene kadar bizim öncemiz vardı. Yani Uludağ falan gidiyorduk. Orada mix tırmanışlar yapıyorduk. Onların hepsi sonradan. Ben Yılı şimdi kalitesi. yayında sevgili Yılmaz Sevgül var. Alper Hoca'yı gördüm. Saygılar. Emre Altoparlak'ı gördüm. Kaçırdıklarım olabilir. Affola. Yani duayenler de burada. Onun bilgin olsun. Özellikle o gün Yılmaz'ı aramıştık. Çünkü ilk kadın Evet. kış tırmanışını yapacaktın sanırım Sivri Dağ'ın. Ben Yılmaz Hoca'yı aramıştım. Dedim hocam böyle böyle Esin'le çıkacağız. Akabinde dedim şey olursa başarılı olursak sana bilgi vereceğiz dedim. Valla başımı iş açtı dedi Yılmaz da. Onu hatırlıyorum yani çünkü Ne kış işi mevsimi. var kızın, kadınların orada? Oturun oturduğunuz yerde. Şey vardı bizde mix vardı Kaya ile biraz seni tanıştırmıştım. Ne hissettin o Sivri Dağ'da 1.000 metre o duvara çıkınca bir de bir gece bir vakta kaldın üstelik tam Ya zirvesinde. Sivri Dağ o kadar böyle yani hiç beklemeden oldu. Biliyorsun ben oraya çok tırmanış malzemesiyle gelmedim. Yanımda hiçbir şey yoktu. Eşofmanla falan çıktık seninle. Yani sizde vardı ama doğru düzgün benim malzemem bile yoktu o zamanlar. Çünkü amaç hani şey tırmanmak değildi. Ben orada birkaç tane işte geyik bayırında falan takılırız diye düşünüyordum. Sen birden böyle çılgınca bir şekilde hadi çıkalım dedin. Ki o zamanlar hani aslında sen de böyle bir partner arıyordun. Çünkü bana ne desen şuraya çıkalım desen ben hiç hayır demiyordum hatırlıyorsan. Ve Evet. Sivri Dağ o kadar iyi geldi ki bana sönmez. İnan çok hoşuma gitti. Evet kış tırmanışıydı. Böyle aralığın sonuydu zaten. 21 Aralık'ı geçmiştik. Ama hava güzeldi şansımıza. Belki benim yavaşımdan ki büyük olasılık öyledir en acemi bendim orada zaten. Tam bir günde bitiremedik rotayı. Akşam kararmıştı ve kafa lambası da bende yoktu hatırladığım kadarıyla. Böyle son bir saati karanlıkta duvar çıkmıştım. İnanılmaz bir deneyimdi benim için ya. Çok güzeldi. Kış tırmanışı olarak gerçekten şanslıydı. Hava çok iyiydi. Çünkü senden 3-4 yıl sonra ben bir daha bölgeye gittiğimde fırtınaya yakalandık. Yukarıda müthiş bir fırtına, yağış ve gece yarılarına kadar biz durmadan ilerlemiştik. Yani sıkıntı yaşamıştık onu. Geçiş mevsim dönemleri daha tehlikeli oluyor. Şimdi dağcılık kısmına gelmeden önce senin sporda birçok başarın var. Şimdi bakıyorum önümdeki laptoptan da işte spor tırmanış hakemliğin var, rafting hakemliğin, rafting antrenörlüğün, dağcılık federasyonu sporcusun, dağ kayağı hakemliği var, 2 yıldız dalış, paraşüt sertifikan var. Efendim ondan sonra rafting bayanlar Türkiye'sinde üçüncülük olmuş. Adriyatik Denizi'nin yelkenli ile geçişini Slovanya'dan Türkiye'ye tekne transferi, Ege Yat Rallisi. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde dans maratonu tek bayanlarda ikinciliğin olmuş. Bununla Hepsini başlayalım. saymasaydın sönmez bak. Çok uzun bir Bu hikaye. beni şaşırttı. Ben bu tarafınızı bilmiyordum hani. Nedir bu dans maratonu? Ya üniversitede işte olmuştu. Hani o spor kısmına pek yer almıyor ama üniversitede öyle bir katılmıştım. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yarışma olmuştu. Zaten eşim, partnerim olmadığı için tek bayanlarda derece almıştım. Ama yani işte dans bir geçmiş var aslında bizde biliyorsun hadi. O zamanlar gençken eğlenceyi de seviyorduk. Valla ben eğlenceyi hala seviyorum ama senin bu dans olayını hiç hatırlamıyorum ya. Bu arada Alan dağlarda gösterememişimdir tabii şimdi bu yetenek. sevgili Tuncay eşin yanında mı? Onu da ilerleyen saatlerde alacağım yayına. Çünkü neler çektiğin adamın görmek istiyorum. Yok Genelde gelmem diye tutturdu valla. yok yok Tuncay'ın gelmesi lazım. Neden? Çünkü hep
erkeklerin arkasında hep kadınlar ya da yanında olur. Başarısını teşvik eden, destekleyen hep onlar olur. Ama bir kadına kocası tarafından bir destek var. Köstek değil, engel değil. Hatta sizin maceranız da ilk görüşmeniz, sonra evliliğe giden süreçteki Kilimanjaro Doğan'daki karşılaşmanız. Bunlar çok güzel anekdotlar. Peki, aslında dağlar işte bana hayatımı sundu. Yani bir şekilde yani eşimi de dağlar bana verdi. İşte bu başarıyı da bana dağlar verdi. Dağ dışında çok bir hayatım yok. İşte ondan öncekileri böyle saymazsak, dağ başladıktan sonra, hayatımı yedikten sonra. Şimdi camia bizi pek tanımıyor. Yani bizim geçmişteki tırmanışlarımızı bilmiyor. Sadece yakın çevremiz biliyordu. Biz o dönemlerde birçok tırmanışı yaptık. Hem kış, hem mix, hem kaya tırmanışı, işte uzun duvarlar falan. Benim o dönemlerden hatırladığım Esin Handal hırslı bir kadındı. Asabi bir kadındı. Ağzı böyle şeydi, böyle dolu dobra, paldır küldür gider. Hepsini saymadın. İyi ki Tuncay bunları bilmiyor. Ya da evlilikte keramet var olayı olmuş. İyi ki de olmuş. Bu hırsın sonradan, sözünü unutma, sonradan seni 7000'liklere götürdü ve Kar Leopanı'na kadar getirdi. Sen ta o yıllarda böyle bir hedef koymuş muydun önüne? Yok yani, ki bu hedef çok sonradan oldu. Ben bunu birçok yerde söyledim. İşte Kar Leopanı için 5 tane 7000 gerekiyorken ben 3 tanesini çıktıktan, zirveye ulaştıktan sonra bu hedefi önüme koydum. Yani biraz garanticiyim. Ama dediğim gibi ilk başlarda, yani dağcılığa ilk başladığımda, seninle ilk tanıştığımda aşırı hırslıydım. Fazla gözü karaydım. Fazla böyle her şeye atlayan bir tiptim aslında. Ya işte bu hem yaşın getirdiği şeyler, hem de tecrübesizlik diye addediyorum ben buna. Çünkü biraz daha dağlar hakkında bilgi edindikten ve başıma birkaç olay geldikten sonra biraz daha temkinli olmaya başladım. Ben seni gözlemlediğim o süreç içerisinde, hani bir dönem koptuk mecburen, çünkü benim çalışmam gerekiyordu. Senin de yoluna devam etmen gerekiyordu. Sonrasında Cihan'dı, Mehmet'ti, Adem'di. Devam ettin ve onlara geleceğiz tabii ki. Şey vardı, o dönemlerde hırs vardı. Kontrolsüz bir hırs. Fakat sonrasında Esin o hırsı azme çevirdi. Yani azimle birleştirerek, bilinçli bir şey yaparak, kaza yapmadan, hata yapmadan ilerlemeye çalıştın. Bu da güzel oldu bence. Yani eskiden garantici değildin, şimdi garantici oldun. Ve evet, başarı da geliyor. Bu güzel. Tabii ki risk olmadan başarı olmaz. Üyenin ilk zaten maddesi budur. Dağcılık bir risk sporudur. Ve risk olmadan başarı olmaz gibi bir şey vardır. Unsurları, öğeleri vardır. Bu da bunu getiriyor beraberinde. Peki o dönemlerde mesela biz hani dağlara gidiyorduk, tırmanıyorduk, işte Türkiye çapındaydık ve bir gün sen dedin ki 7000'liklere gidelim. Bir anda böyle bir teklifle geldin. Hani ben daha önceden 5000'liklerim vardı, işte Kilimanjaro'ydu, Kazbek'ti, Elbruz'du, işte Mont Blanc'dı, şuydu buydu derken sen 7000'likte gelince bir durduk. Benim bir sadece bir 7000'lik geçmişim vardı. Ve şey, nereden aklına gelmişti bu? Nasıl bir ivmeydi, nasıl bir heyecandı? Biraz onu aktarabilir misin? Ufak düzelteyim mi Sönmel'cim? Aslında benim hafızam seninkinden kötü, biliyorsun yani, bu hep böyleydi. Ama şöyle bir şey, aslında 7000'lik diye ben hadi sana 7000'liğe gidelim dememiştim. Şöyle bir şey oldu, senin 7000'lik bir projen vardı ve bir ekiple sen seçilmiştin aslında. Mimar Sinanlılarla, gene Bülentlerle. Aslında siz gidecektiniz ama o sırada biz seninle tırmanış yapıyorduk işte Aladağlar'da. Merhaba, Özgür geldi bu arada. Ve ben atladım. Dedim ki işte ben de ekibe geleyim mi dedim. Hani gene işte çok istediğim için, merak ettiğim için. Benim ama o sırada benim olabilir, hiç 5000'liğim yoktu, hiç 4000'liğim yoktu. Daha önce yani ağrıya bile çıkmamıştım ben sizinle o ekibe girerken. Ve hatta senin de bayağı endişelerin vardı benim hakkımda. Ama gözü kara olduğumu ve deli olduğumu ve güçlü olduğumu biliyordun sen. Bir de öncesinde Aladağlar'da oldukça uzun bir antrenman yaptık. Hatta bir günde 10 zirve falan yaptık seninle, hatırlıyorsan. Gençtik o zamanlar tabii, delikanlı çağlarımız. Ve sonrasında seninle işte bir 9 yıl önce Hunting Rail denemesi yaptık. O ekipte yani
Senin sayende girmiştim zaten. Zaten hatırlarsan evet, öncesinde bir Aladağlar'da 10 günlük bir dağ maratonumuz olmuştu. Günde 4-5 tane zirve yapıyorduk Aladağlar'da ve 10 gün boyunca da Antengri'yi kondisyon bakımından, aklimize bakımından şey yapmıştık, olgunlaştırmıştık. Valla 3 kez Antengri'ye inip çıkartmıştın beni o 10 günde. Ya mahvolmuştum ben o Aladağlar faaliyetinde. Biraz öyleydi ama biliyorsun son 6000'de hava patladı. Bekledik düzensin diye. Kine buna rağmen hırsımız vardı. Çünkü önümüzde 1000 metre vardı. Ama telsizlerle bize inin mesajları gelince ana kamptan mecburen 6000'den inmek zorunda kalmıştık. Hatta sonradan Alaaddin Hocaların grubu, işte sevgili Emrah Özbay vardı, Musa vardı, Oktay vardı, Mustafa Kızıltaş hocamız vardı. Onlar bizden bir hafta sonra gelip iyi havayı yakalayıp zirveyi vurmuşlardı. Ve biz sonradan Popede'ye geçmiştik. Hatırlarsın helikopterle böyle Popede'ye bakıp durmuştuk. O zamanlar bak hiç düşünmüyordum bile. Popeda'nın ismini bile söylemiyordum ben hatırlıyorsam. Haddimi bilirim yani. Arkan Popeda'ya dönük yürüyordun zaten. Hiç bakmıyordun, ilgilenmiyordun bile Popeda. Ya yüz vermiyordum işte, anlıyor musun? Azıcık naza çekiyordum kendimi. Vallahi yani nereden nereye geleceğiz onlara tabii ki. Ya hakikaten sönmez. Nereden ne? Bak 9 yıl önce aklıma bile gelmezdi. Hiç yani bu kadar hızlı adımlarla gideceğim, bu kadar işte ne bileyim tırmanış yapacağım hiç düşünmezdik. Çünkü ben hakikaten sizin planınız iki daha birden de ben... Hani bir tanesini yakından görsem yeter bana şükür filan diyordum. Ama yine gözümüz karaymış. Çünkü benim o zamanlar bir tane 7000'lik tecrübem vardı. O da Piklenin'di. Biraz sana inanmıştım. Bir de o zamanlar sevgili işte Özgür vardı. Bülent vardı Mimar Sinan'dan. Savaş vardı. Ve Efecan vardı. Yani Tunç'un o dönemlerki partneri Efecan vardı. Kadro sağlamdı. Evet. Ve biz hava şartları müsaade etse çıkıyorduk yani. Bir tek Efecan'ın şanssızlığı oldu. Hatırlarsan plastiğinin altı eline geldi. Çünkü evet ya, o da ikinci el kullanıyordu zaten ayakkabısını, şanssızlık. Evet, Efecan'ın başına gelen şey bende oldu biliyorsun Popeda tırmanışında. Antengri uyum tırmanışından sonra benim ayakkabım pert oldu. Ve ben onu silerken gördüm, daha Popeda'ya hiç çıkmamıştık. Vay. Şimdi geleceğiz Popeda'ya da. Öncesinde şu akışı tamamlayalım. Tabii sonrasında sen hiç yerinde duramıyordun. Her hafta bir yere gideyim, her hafta bir yerlere akayım. Beni sıkıştırdığını biliyorum ama bir zaman geldi. Ben çünkü o dönemlerde başlamıştım profesyonellik, dağcılık yaşamıma. Yani hayatımı idame etmek için tur yapmam gerekiyordu. Etkinlik yapmam gerekiyordu. Senin de skalanı yükseltmen gerektiği için. Sonrasında federasyon eğitimlerine girip orada sevgili Cihan'la bir partnerliğin olmuştu. Cihan Çelik, evet. Cihan Çelik'le sanırım o dönemde bayağı bir kaya tırmanışı, duvar tırmanışlarının olduğu, mix tırmanışlarının, orayı bir anlatır mısın? Aslında şöyle, senden sonraki kaya tırmanış partnerim aslında şu an Cihan'ın eşi olan Merve ile yaptık biz. Merve ile çok güzel kaya tırmanışları yapıyorduk ve derecelerimiz birbirine çok yakın olduğu için çok güzel rotalara girebiliyorduk. Sonrasında Cihan Çelik'le de mix rotalara girdik. Uludağ teknik rotaları tırmandım ben Cihan'la. Onlar Antalyalı olduğu için, yani orada yaşadıkları için orada çok güzel, rahat tırmanışlar yapıyorduk. Sonrasında aslında kaya ve duvar için başka partnerim olmadı. İşte Bursa'dan birkaç kişiyle tırmandım, Bolu'dan birkaç kişiyle tırmandım ama işte çok devam edemedim. Bu arada ve sanırım bir Ağrı Dağımız vardı. Ben Mehmet Yaldız'la tanışıklığım vardı ve seninle tanışırım Mehmet Yaldız'ı. Mehmet Yaldız'la tanışman sanırım sende daha geniş bir ufuk yol açtı. Belki de hedefler koymana yol açtı. O dönemi de bir bahsedebilir misin? Mehmet Yaldız'la işte biz 9 yıl önce Hunting'i denemesi sırasında o da başka bir ekiple yine dağdaydı. Onlar da geri dönmek zorunda kaldılar hava koşullarından. Evet. Sonrasında işte Mehmet'le yazıştık, görüştük ve Mehmet biliyorsun yani aşırı uç noktalarda plan yapabilen ve gözü kara bir insandır. Ki zaten performansı da çok yüksek olduğu için güzel planlar, projeler çıkartıyor. Ve Mehmet'le kışlara başladı. Kış yüksek irtifa çıkışlarına, yani işte Ağrı, Demavent, bunların hep kış ve özellikle transını biz hedefledik. Çünkü ben hep şey diyordum, yani
yakış olsun ya trans olsun mümkünse. Çünkü hem sırtımda çadır yükü ve kamp yüküyle evet belki gitmek ilerlemek zor ama bu bana çok aşırı güven veriyordu. İşte bu yüzden çok daha rahat ve istediğimiz yerde kamp atabiliyorduk. İşte Ağrı kış trans yaptık. Ağrı kışı çıktık. İki sefer kışın çıktık Mehmet'le. Demavent kış transını yaptık. Yine Mehmet'le. Bu kadar sanırım. Bak kafam karıştı. Mehmet kısmını karıştırdım. Benim o dönemlerde en çok etkilendiğim Mehmet'le Demavent kış transtı. Sanırım güneyden kuzeye değil, kuzeyden güneye bir geçiş yapmıştın. Evet. Ve mantıklı da bir şeydi aslında. Yok karardı. Hem rüzgar arkanızı alarak hem de günden faydalanarak o tırmanışın hemen akabinde Kazbek'e gittin sanırım sonrasında. Kazbek tırmanışlarım vardı. Sonrasında aslında Erdal'la iki sefer denedik ama birinde zaten şehirde ben hastalanmıştım. Birinde hava izin vermedi. Sonrasında üçüncü denememizi Adem Gül de ekibe katıldı. Kazbek kışı yaptık üçümüz beraber. Sonra iki yıl sonra Elbrus kışı yaptım Adem'le. Ki Elbrus kışı da aslında transını düşünüyorduk ama işte Mehmet'le beraber ve rotayı çıkartmıştık. Son anda izin alamadık ve diğer taraftan ulaşım ve bizi götürecek olan araç çok problem yaratıyor. Çünkü kışın ulaşım olmuyor birçok köye biliyorsun Rusya ve Karadağ tarafında. Bu yüzden onun transını yapamadık. Aslında Esin hiç çok şanslı olduğunu düşündün mü? Neden? Mesela güzel bizim gibi... Güzel partnerler buldum. Sonra geleceğim yani şimdi şöyle. Kendine bağlayacaksın değil mi? Dünya erkek egemen dünyasında bizler erkek halimize şey bulamıyoruz yani. Sen söyle partner bulamıyoruz. Bulduğumuz partner ya evleniyor gidiyor ya başka ülkeye taşınıyor. Ya bir zaman sonra nokta koyuyor ya sen sürtüşüyorsun gidiyor. Ama sen hiç durmadın. O dönemden itibaren Esin Handar hiç durmadı. Tak Cihan gel, Mehmet gel, Sönmez gel, Adem gel tak 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 tak. Hiç durmadın ve hedeflemediğin halde belki o yıllarda pat diye son dönemde Kopida'yı hedefleyip oraya da noktayı koydun. Yani bence ballısın, ballı. Şans az kalır yani. Ya ballı demeyeyim ama biliyorsun benim partnerlerim de birçoğu evlendi. Bir kere ilk başta ilk partnerim kadındı, Merve'ydi. O evlendi. Acayip bir sürü ki en çok sevdiğim insan Cihan'la evlendi. O da benim partnerim. Ama ikisi birden gitti. Sonra işte Mehmet işten dolayı problem oldu onunla tırmanadım. Adem'in vakti olmadı. Beni de çok bırakmaya çalıştılar da sönmez. Ben biliyorsun. Ama böyle yani bazen zorlamak gerekiyor. Hani insanlar katılıyorum. Kaderini beklemek yerine kaderini kendi çizmesi. Bu önemli. Biraz bir... daha yaratmak ve koşulları oluşturmak gerekiyor. Yani evet şansın da vardır belki. Bunu da kabul ediyorum ama birçok şeyi de yarattım yani kendimden. Partnerleri yarattım. Seninle 9 yıl önce deneyim olsun diye biliyorsun Hunting'e gittim. Bu da bir kendime koşul yaratmaktı. Deneyim sahibi olabilmek için bu tür riskleri göze almak gerekiyor bence. Peki o dönemler yüksek irtifayı nasıl buldun? Bu bana göre mi dedin yoksa aman uzak dursun mu demiştin? İlk deneyim çünkü çok önemlidir. Ben mesela yani, Pitlerinde sözünü unutma canım. Ben ilk denememde Pitlerinde son şeylerimiz, atımlarımız, iki günümüz var. Son gün deniyoruz, olmadı. Yani elimizde kaldı şey, gidemedik, darmadağın olmuşuz. Ve uçağa kaçırma riskini göze alarak bir atımlık günümüz daha yarattık ve o gün zirveye çıkabilmiştik. Eğer ben o gün zirveye çıkamasaydım diyecektim ki yüksek irtifa zaten pahalı, maliyetli zaman. Ben bu işi bırakayım, alpinizme yöneleyim tadında bakacaktım. Ben de böyle bir şey oldu ama sen Hunting'dekini bir deneyim mi dedin, başarısızlık mı dedin, yoksa kazanım mı dedin ve arkasını düşünmüş müydün? Yani geldiğim noktaya bakarsak iyi bir başlangıç yapmışsınız bana. Oradaki ekipten artık ne aldıysam bence güzel o gazla gitmişim bunca yıldır. Şöyle Hunting'de için bir zirve hedefim yoktu. Çünkü biliyorsun çok deneyimli değildim. Malzemelerimin hepsi toplamaydı zaten ama işte onu yaşamak, 6000 metreleri görmek, 6400 son kampa kadar, 3. kampa kadar gidip geri dönmüştük sizinle biliyorsunuz. Orada 2 akşam geçirip. Ve yine hani ben canlı yayın koyduğum afişte de orada
yayınladım farkındaysan. Sönmez Hoca ile çok kavgalarımız oldu diye. Yani 7000'de ne biliyorsun? Kavga ettik, yemeğimiz kalmadı, aç kaldık. Aslında vazgeçmek istesem bu koşullarda vazgeçerdim ama bu başka bir duygu. Yani orada güçlü olduğumu gördüm. Bunu yapabileceğimi gördüm ve bu işten zevk aldığımı anladım. Ben bu arada var ya Esin, yapı gereği çabuk sinirlenen, öfkeli bir insanım ama asla kin tutmuyorum ve biriktirmiyorum. Kötü olan hiçbir şey bende durmuyor mesela. Şu anlattıklarını var, hiç hatırlamıyorum bile. Ben seni böyle sessiz, sakin gelen, arada sırada böyle şey yapan, dayattığım bir şey varsa tırnaklarını geçiren bir yapım vardı. Ama onun dışında hiç öyle bir tarafını ben hatırlamıyorum açıkçası. Geçmiş dönem. Neyse, süreç içerisinde tabii ki ben Esin'den kurtuldum arkadaşlar. Kurtuldum. Gittim Alpleri. O zamanki sevgili DHB Bank'ta Hollanda'da çalışan bir abimizle, Ömer abiyle birlikte onun sponsorluğunda Avrupa'ya gittim. İlk açılımlar. Arkadaş, 3 tane tanıdıkla denk geldim. Hayatımda ilk defa Fransa'ya, İsviçre'ye gidiyorum. 3 tane tanıdık. Bir tanesi o dönemdeki zirve dağcılıktan bir arkadaşım. Mutlu İnan ve bir arkadaşım daha vardı. Bir de bir baktım, car car bir ses geliyor. Sen ben kayaların arkasından. Ya herhalde yanlış duyuyorum dedim ya. Halüsinasyon görüyorum, bir şey yapıyor. Matero'nun eteğinde bir baktım, Esin Handal. O karşılaşmaya atılıyorsun. Çok sevinmiştik. Yani orada gurbetçi modunda olup bir hasret giderdik. Büyük bir şey verdi o bize. Büyük bir enerji verdi. Daha evinde karşılaşmıştık seninle sanki. Bir gün aramızda bir gün vardı sadece. Çok küçük bir şey anlatabilir miyim Sönmez? Tabii anlat. Hatta ne oldu biliyor musun? Şimdi seninle işte hem Huntingdon'da beraberdik hem Aladağlar'da beraberdik. Şimdi senin belli bir yürüyüş tarzın vardı o zamanlar. Bir de senin çantan inanılmaz büyüktü ve mor renkti hatırlıyorsan. Daha sporttan kalma, çok böyle hani eskiden kalma hoş bir çantan vardı ve herkes seni o çantayla tanırdı aslında. Ve Matterhorn'da ben işte dağ evine yürürken, yani tırmanırken dağ evi için de Horni dağ evine gitmek için de yine kaya etabından geçersin. O sırada şöyle bir aşağıya vadiye baktım ve aşağıda iki kişi ama önde senin gibi yürüyen birisi. Ama hiç aklımda yok. Senin geleceğini bilmiyorum. Hiç haberim yok, okumamışım. O zamanlar sosyal medya da bu kadar yoğun değildi. Dedim ki kendi kendime, aa dedim ne kadar Sönmez'e benziyor. Ama Sönmez'in burada ne işi var dedim. Yani gelmez o şimdi Avrupa'ya dedim. Ve pat seninle karşılaştık. İnanılmaz komik bir anıydı. Ve ben Emrah'ı da mesela 3 defa denk geldik. 3 dönem Emrah'la aynı dönemde Ayger'in dibinde ve o İsviçre Alplerinin silsilesinde denk geldik. Şeyimiz de oldu sevgili Emrah'la. Yazışmalarımız oldu, görüşmelerimiz de oldu. O zamanlar duvara iyice kafayı takmıştı. Çok da güzel ilerliyordu. Ama işte ömrü vefat etti. Yeterli olmadı. Aynen. Matterhorn nasıldı senin için? Yani önce Mont Blanc'a gidiyorsun ekiple birlikte. Sonra ekipten ayrılıp Matterhorn'a geliyorsun. Büyük bir cesaret. Beni de bilmiyorsun orada olduğumu. Hani belki evet. Benim olmuşsan bizimle geleceksin. Ve oraya çıktın. Ne hissetmiştin? Yani ilk dağı gördüğünde hani o zamanlar çok da şey yapmıyordun. Sıkı sıkı kayada tırmanmıyordun ama şeydin yani sağlamdın. Ne hissettin ilk gördüğünde Matterhorn'u? Matterhorn aslında planımızın içinde vardı. Bu yüzden gitmeden önce de çok araştırmıştım. Bir sorun olur, bir şey olur diye rotayı falan da elimden geldiğince araştırmış ve incelemiştim zaten. Zaten bizim ekibimiz vardı. Mustafa Arız'la beraber çıkacaktık. İzmir dağcılıkla beraber ama onlar vazgeçince plandan. Ben de tesadüfen Mont Blanc dağ evinde tanıştığım başka bir dağcıyla gittim. Yani oraya gittiğim kişiyi de tanımıyordum aslında. Sadece orada dağ evinde yemek yemiyorduk biz ve kendi yemeğimizi yaptığımız için dışarıda yemek pişirirken İsviçreli birisi vardı yanında ve işte hani Türk geleneği olarak yemeğimi ona ikram ettim. Yani yer misin sen de buyur diye. Sonra konuşurken sen ne yapacaksın, ne edeceksin diye konuştum ve onun da planı Mont Blanc'dan sonra burada uyum tırmanışı yapıp direkt Matterhorn'a çıkmaktı.
Ben de şey dedim, aa biz de çıkacağız dedim ama belli değil dedim. Telefonlarımızı verdik birbirimize ve ben direkt atlayıp gittim. Orada aşağı köyde buluşup beraber tırmandık. Ne hissettim? Yani Matterhorn çok güzel bir dağ bir kere. Yani çok etkileyici bir piramit. Dünyada en çok fotoğrafı oraya... çekilen, en çok karpasalı olan dağ. Evet, ya bir de o benim şöyleydi. Toblerone çikolataları vardır bilirsin ve o çikolatanın üstünde o dağ vardır. Şimdi yani yaşımız ortaya çıkacak ama işte benim çocukluğumda Türkiye'de doğru düzgün çikolata yoktu yani. İlk gördüğümüz böyle yabancılar falan yurt dışından getirdi. Çok da pahalı bir çikolatadır. O Toblerone çikolatalarını getirmişlerdi. Ve o dağı üzerinde görünce çok etkilenmişti. Bu yüzden Matterhorn'a illaki çıkmam gerekiyordu. Ya bir de Everest'e çıkan sayısı o dönem çok daha fazlaydı. Matterhorn'a çok daha azdı. Bilmiyorum hala sayı aynı mı? Çünkü çok yayın yok. Eskiden bir takoz dergisinden takip edebiliyorduk bunları, Matterhorn'a çıkışları. Sonrasında düzenli olarak yazınsal fazla bir şey olmadığı için paylaşım. Matterhorn'a kaç kişi çıktı, kaç Türk çıktı bilmiyorum. Ama sanırım Everest'ten daha az diye bir düşüncem var. Şimdi size aslında sevgili Mehmet Yaldız'a sormak lazım bunu. Hatta ona da öyle bir şey önermek. Şimdi benden önce çıkanı biliyorum. Muzaffer Erol Gez çıktı ilk Türk olarak zaten. Oranın ilk çıkışını o yaptı ki oralar orada yaşıyordu. Avrupa'da yaşıyordu o da. Sonrasında ben tırmanış yaptım. Mutlu İnan Akdağlar aynı dönemde bizimle oradaydı ama sanırım çıkamadılar. Yanlış mı hatırlıyorum? Hava koşullarından dolayı. Şimdi sen benden bir gün önce çıktın şeyle, evet. O yabancı dağcıyla birlikte. Ben de Ömer'le senden bir gün sonra çıktım. Biz hatta sonra fırtına yakalandık. Sonra evet. Şey oldu, bir dağ helikopteri bizi arıyor tabii. Biz skorta attırmadığımız için kendimizi helikoptere binmedik. Çünkü orada kendini skorta attırmazsan ve helikopteri binersen yaklaşık... Çok pahalı. Biz halbuki 100 liraya skortal atmamıştık. Lan hava günlük güneşlik ne gerek var demiştik ama dönüşte bir kar fırtına tipi. Hatta dağ evinde Hörli'de şey vardı, bir tane Hollandalı kadın, entelektüel bir yazar. Bizim için iki demir Türk geldi ve çıktı gece yarısında üzerinde karlarla binaya girdi diye. Bayağı bir şeyimiz olmuştu. Sonra o makalesini bize gönderdi. İşte dediğin gibi bizden önce ODTÜ'lü bir grup çıkıyor sanırım. Hacettepe'liler çıkıyor. Tunç'un bir kış denemesi oluyor. Fırtınadan geri dönüyor. Sonra işte senin, benim çıkışım. İbrahim'le inanlar geldi. Mutlu ve İbrahim'ler. Onlar hava kötü hava şartlarından deneyemeden döndüler. Sonrasında Yücel'ler çıktı diye biliyorum. Yok, onlar Ayger'e çıktı. Yok. Tam öyle değil. Ama tam da hatırlamıyorum. Yücel'ler en son biliyorsun federasyon projesi de altında. Matterhorn Kuzey'i deneyeceklerdi ama hava şartları ve sanırım şey uygun değildi. Klasik rotasından çıkıyorlar. Geçen yıl, ikisi yıl önce bunu yapıyorlar. O yüzden Matterhorn aslında bizim için önemli. Türkiye için de hala önemli. O Alplerin o kısmı hoştu. Sonra Adem Gül tanışıklığın federasyonla mı oldu? Yoksa Ademler de bir yerlere gidiyordu. Ya dedin şey mi yapayım? Onların da peşine takılayım mı dedim. Nasıl o gelişim sağlandı? Mehmet'ten hangi sonra. Dağ için dedin Adem? Adem'le tanışıklığın. Sanırım Mehmet'le şeyin bittiği zaman o partnerlik ister istemez. Senin dağlara gitmen gerekiyor ve Adem devreye girdi o dönemde sanırım. Nasıl oldu bu? Öncesinde çok kısa bir soru gördüm de Matterhorn ne kadar sürdü diye. Şöyle benim çıkışım 5 saat sürdü. İnişim 6 saat sürdü. Yani gün olarak değil de toplam 2 gün zaten dağ dedim. Bir akşam Horni Dağ evinde kaldık. Sonrasında sabah erken yola çıkıp 5 saatte tırmandık ama dönüşte rotayı şaşırdığım için kuzey duvara inip sonra tekrar tırmanıp tekrar doğru yoldan indim. Bu yüzden 6 saat sürdü. Yani 10 saatte tamamlamıştık. Bu arada şöyle ki ben Adem'le federasyonun Ağrı Kış Iğdır tarafından denemesi zamanda tanıştım. Adem'le daha önce hiç tırmanmamıştık. Aynı tırmanışta hatta Hakan Coşkun da vardı. Onlarla ilk tanışıklığım öyle olmuştu benim. Sonrasında nasıl tırmandık Adem'le hatırlamıyorum aslında. Bir şekilde gene peşine yapışmışımdır ben ona. Ya hadi tırmanalım, hadi tırmanalım diye. Sen biliyorsun yani, huyumdur. Şimdi bir söyleşinde dedin ki ben aslında çok yüzsüz bir kadınım dedin. Yüzsüzlük de aslında onun peşindeki mutlaka ama ben böyle kabul etmiyorum.
Hani senin aslında hedefine gidecek olan yol bunu gerektiriyorsa mübahtır yani. Buna yüzsüzlük demeyelim de azim diyelim, ama hırs ben diyelim. Kötü anlamda bir şekilde demiyorum artık onu Sönmez. Sen de biliyorsun beni. Hani, yani aslında çoğu arkadaşımız sendeki bu cesareti gösteremediği için şey yapıyorlar, geri planda kalıyorlar. Hızlı başlayan o ivmeleri partnersizlik ya da hedefsizlik yüzünden yok olup gidiyor. Sen bence bu anlamda doğru olanı yaptın. Ki bak kısa sürede de buraya kadar ulaşabildin. Yani medya iftiharımız oldun açıkça, öyle söyleyeyim sana Esin'ciğim. Teşekkür ederim. Adem'le ilk tırmanışım aslında Kazbek Kış'tı. Kazbek Kış'tan sonra onunla Everest Kış yaptık. Mesela çok ilginç, Adem'le hiç Aladağlara gitmedik. Bak sevgili Mehmet Çekiyor demiş ki arama kurtarması da var demiş. O kadar şey bahsettik, arama kurtarma tarafını bilmiyorum. Mehmet Hocam saygılar. Mehmet Hoca ile beraber İstanbul Üniversitesi'nin tabii arama kurtarma ekibiyle biz Van depreminde beraberdik. Oradan tanışıyoruz. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nden arama kurtarma eğitimi de almıştım ben. Hilti kullanmasını öğretmişti bana Mehmet Hoca. Fakat sen benim bir projemi çaldın. Belki farkındasın, belki değilsin Esin. Hangisi? Bak farkında değilmişim vallahi. Hangisi? Ben Alplere gittiğim dönemde sponsorum vardı. Sponsorumla birlikte gidiyordum. Bir uçak firması, ismini vermeyeceğim diye geçen. Bir de DB Bank. O nasıl Türkiye'de değil, Hollanda'da. İki tane sponsorum vardı. Montblanc, işte önce Materon, sonra Montblanc, peşinden işte ilk Türk tırmanışı diye adlandırdığımız, o dönemde yeni rotadan yapılan Jungfrau çok mesela ses getirmişti o dönemde. Türkiye'den denemeler de olmuş, yapılamamıştı. Ondan sonra ben Vissichien'e gittim ve Ömer Tüzel'den bana çok güzel bir mail gelmişti. Beni gururlandıran, ileriye doğru adım atmamı sağlayan Sönmez demişti. O zaman sanırım kendisi İngiltere'deydi, görevindeydi, konsoloslukta. Sönmez dedi, Batılı Dağcılar bile Batılı Dağlara gitmezken senin Batı Alplerinde başarılı işler yapman gerçekten hoş demişti. Sonrasında da Ömer abinin bu gazıyla ben o çıkışları yapmıştım. Bir de dedim ki hani isim önemli. Şimdi mesela birçok dağ var. Haldun Aydıngün hep der, Türk dağcılar Alpleri görmeli. Çünkü bizim dağlarımız biraz böyle kubbe gibi. Alpler biliyorsun katedral şeklinde. Gittiğin anda zaten dizlerin titriyor. Bir gözlerin şey böyle morarıyor neredeyse, ne yapacağım diye bakıyorsun. Ve çok sağlam yapısı olması, kaya yapısının, buzun çok kaliteli olması senin orada çok başarılı işler yapmana yol açıyor. Ay geri düşünüyordum. Ha bunu Ayca, mu çaldım? Bak bekliyorum iki saattir. Neyi Ayca, çaldım diye. Çünkü giden yoktu Türkiye'den. Ben de nasıl sponsoruma güveniyordum. Kim gelecek diyordum. Ve sağda solda da söylüyordum. Ayger Doğu'ya çıkacağım diye. Orada 150 metrelik bir jandarma kule var. 150 metrelik bir jandarma kule. O beni tırstırıyordu. Bir de tabii ki sponsor bana olunduğu için peşinden de sponsorun belirlediği bir kişi geliyor. O da sporcu. Ya da sponsorun kendisi geliyor. Dolayısıyla ben guide de alamıyorum. Tanıdığım bildiğim de kimse yok. Ve hep onu kara kara düşünüyordum. Sonra bir baktım gündeme bomba gibi düştü. Esin Handel, Ayger Doğu yüzünü çıktı. Flash. Ayger'i trans yaptım. Ayger Doğu'dan başlayıp trans. İşte Jungfrau'nun eteklerine indim. Senin bir kusurun daha var. Sen yazmıyorsun. Aslında raporlarımı yazdım hepsini. Hatta federasyona da gönderdim bu raporların hepsini. Çünkü bunlar yani önemli çıkışlardı. Yazmıyorsun dediğin yani başka yerlere sosyal medyada bas bas bağırmıyorumdur ama federasyona ben her dönem federasyonuna gönderdim raporlarımı. Yani teknik kısmını belirtiyorsun. O zaman şey yok. Anı rapor tarzında bir şey yok o zaman. Evet yani senin kalemin mesela daha güçlüdür. Biraz daha hikaye tarafını yazabiliyorsunuz. Ama bende çok o tür şeyler yok. Ben çok düz bir şekilde işte raporu yazıyorum. Kaç saatte çıktım, ne kadar teknik zorlukta, işte ekipte kimler vardı, ne kullanıldı gibi. Bu kadar basit ve az ve öz yazarım. Bu yüzden çok tepki gördüm aslında, eleştirildim. İşte hikaye kısımlarını hatırladığım kadarıyla eşe dosta anlatıyorum sadece. Merhaba Kadriye. Kadriye de katıldı Trabzon'dan. O da bizim arkadaşlarımızdan, dağcı arkadaşlarımızdan. Karadeniz Fırtınası. Peki sevgili Esin,
Aygir anlat bize. O doğu duvarına nasıl girdin? Nasıl trans yaptın? O jandarma kaya çıkarken ne düşündün? Hani Aygir'in hikayesini önceden biliyorsan, insan yutan dağ, canavar anlamında kullanılan bir şey var. Nasıldı bu? Ya mesela sen bahsettin ya, böyle bir projem vardı, işte sponsorum vardı. Keşke işte konuşuyor olsaydık, keşke bilebiliyor olsaydım. Çünkü biliyorsun ben yıllardır sponsor bulamadım, çok da uğraşmadım bu konuda. Biraz tez canlı olduğum için ve partner de bulamadım. Aygen aslında eşimin organizasyonuyla bana bir hediyesidir. 2015 yılında ben evlendim ve Temmuz ayında Lenin'e gittim. Sonrasında Ayger tırmanış planımın olduğunu benim eşim biliyordu ve bunun için ben çok uğraşmıştım aslında. Ama araya Lenin Dağı girince işte partner aramaktan ve Türkiye'de aramaktan biraz uzak kaldım ve uzaklaştım. Ve benim eşim, benim eski partnerim, maternondaki partnerim bulup onunla yazışıp her şeyi ayarlayıp Lenin dönüşünde bunu bana hediye etti aslında. Ve ben işte Ayger tırmanış için oraya gittiğimde inanılmaz yorgundum. Vücudum bitmişti çünkü hayatımdaki ilk 7000 zirvemi yapmıştım. Ve sonrasında hiç dinlenememiştim. Ayger Matterhorn'dan daha teknik bir dağ. Ki bunu zaten hepiniz biliyorsunuz, yani internetten de bulunabilen bir bilgi. Bir kademe daha üstü. Ve nasıldı? Yani Ayger'in ilk giriş aşamasında bile bir kaya etabı geçiyorsun. Ve sabit hat orada yok zaten. Hatta dağ evine giderken bile, nasıl söyleyeyim, bir 7 metrelik ciddi bir kaya etabından geçiyorsun. Ondan sonrasında kayadan yan geçişte dağ evine ulaşırsın zaten. Ama o ilk girişte ve direkt o kayayla rastlayınca şey dedim, ya dedim, dağ evine bile işte henüz gidemiyorum. Burada bile zorlandım. Ben bu dağa nasıl çıkacağım dedim ilk başta. Ama bir akşam işte dağ evinde kaldık ve biraz olsun dinlenmiş oldum ben. Çünkü oraya gidene kadar biraz zorlu aşamalardan gitmiştim. Ve dağ evinde kaldıktan sonra şöyle orada bir bakıyorsun işte Ayger'e ve giriş rotasını görüyorsun aslında akşam kaldığın dağ evinden. Ve şöyle baktım, şöyle durdum Sönmez. Bu dağın neresinden çıkılıyor ya dedim. Ve şey, yanımda işte partnerim vardı. Gülümsedi bana. İnan çıkılıyor Esin dedi. Yani Matterhorn'dan daha kolay çıkacağız bu dağ dedi. Hiç sorun değil dedi. Çok rahat bir insandı çünkü. Ve o şekilde başladık tırmanmaya. Şöyle doğu sırtından biz çıktık ve gene kamp yüküyle ama çadırımız yoktu sadece. Yanımızda ocağımız vardı, tulum vardı ve malzemeler vardı, teknik malzemeler. Doğu sırttan çıktıktan sonra işte o senin dediğin o kule kısmı vardır. Kuleye girmeden önce bir yan geçiş vardır. Aslında kule kısmı zor değildir çünkü kulenin içinden basamaklarla ve tutamaklarla ilerleyebiliyorsun. Derecesi çok yüksek değil. Ama kuleye geçebilmek için Sönmez, arası boşluk, uçurum var ve oradan yan geçiş geçmem gerekiyor. Ve orada boyum yetmedi benim. Ya orada tek bir hamle yapıp işte uzak, yani yukarıda olan tutamağı tutup bir yan geçişle geçmem gerekiyordu. Şimdi partnerim dedi ki, yani vallahi dedi, tamam iptesin ama dedi, yani burada hiçbir şey yapamam ben dedi. Doğru düzgün geçeceksen de. Çünkü burası pandül rotası dedi. Ve aşağısı da uçurum. Benden bir şey beklemedim pek adam. Olur işte. Ya hani direkt söyledi, hiç öyle şey naz niyaz yok yani. Hiç gaz vermek de yok adamda. Ve sonra dedi ki, bana tutamağı gösteriyor. Yani gözüm kesmiyor çünkü çok yukarıda. Yani hakikaten kısa boyluydum ben. Yani bu rotada kısa gelmiştim. Ve en sonunda şey, böyle gözümü kararttım. Öf dedim ya, en fazla yüzümü gözümü patlatırım. Kayaya çarparım, öyle ya da böyle burası geçilecek dedim. Çünkü trans, geri dönmüyoruz. Adama sen git ben burada bekleyeyim diyemem. Yani partneri de bırakmak olmaz. Ve son bir işte hamleyle atladım ve resmen böyle atlayarak oraya geçip sonra kuleden zirve kısmına ulaştık. Sonrasında trans olduğu için işte Jungfrau'nun eteklerine indik ve oradan Mönch Jungfrau inanılmaz güzel görünüyordu. Sen de bana oradaki çıkışını anlatmıştın ve direkt şey dedim, hadi şunlara da çıkalım mı dedim böyle. Artık adam da yok dedi, vaktimiz yok dedi, şey kapanacak her yer, lütfen aşağı inelim dedi. Tabii onlar akşam yemeğine yetişmek zorunda. Akşam yemeği onlara beleş şeylerde, dağ evlerinde, yetişmezse sıkıntı. Yok, bu rehber değildi. Dağ evine inmedik zaten. Biz tekrar trenle aşağı köye inmemiz gerekiyordu.
Yoksa treni kaçırıyorduk tabii. Peki Ayger kuzey duvarını hissettin mi? Boşluk hissini. Ayaklarının i̇şte altında. O yan geçiş kuzey duvarına düşüyordun zaten. Bacanın altında direkt kuzey duvarına pandülü yiyordum yani. Şimdi yani aslında doğu sırtı hep bahsedilirdi ama insanlar nedense Türkiye'de biliyorsun gidiyor bir Hasan Dağ peşinden demir kazık, Ağrı, hop hemen 7000'likler. 5000'likler, 6000'likler, 7000'liklere gidiyorlar. Halbuki Alpler insanı ne kadar geliştiriyor, ne kadar yapmamız gereken ilkler var, ilk deneyimler var. Mesela benim bir projem daha var, şimdi onu söylemiyorum. Söyle söyle, onu... bu sefer beraber yaparız. Şöyle söyleyeyim, Materhon'dan 3 kat daha zor ve bölge yine Alpler bölgesinde. Bir dağ evinin gaydıyla konuştum. Çok iyi bir rehber. Alpinist Climbing'de falan da yazıları, makalelerimle bir şey. Ben dedi mesela burada hiçbir Türk görmedim dedi. İlk defa seni görüyorum dedi. Nereye geldiğini biliyor musun dedi. Evet dedim. İşte Materhon Jungfrau falan deyince biraz adam şey oldu. Sakinleşti. Tamam dedi. Çünkü burada dedi insan yok. Burada kurtarma yok. Burada başına bir şey gelirse ceset olursun anlamında uyardı. Şimdi ben oraya sponsor arıyorum. Ve bir de tabii ki partner. Eğer önümüzdeki süreçte şu pandemi dönemi biterse oraya asılacağım. Çünkü bayağı ses getirecek olan bir dağ. Avrupa'da bile ses getirecek olan birisi. Çünkü uzun yıllardır pek tırmanılmıyor. Bakalım göreceğiz. Artık şey verirse, el verirse. Alpler maceran böyle çok güzel ilerledin. Sonra ikinci şey, iyice 7000'liğe girelim bir daha. İlk 7000'lik nasıl oldu? İlk 7000'lik zaten işte federasyon, o zamanki federasyon başkanı bizi tırmanışa çağırdı. Yani beni çağırdı ve ekip belirlendi. Ben de o ekibin içindeydim, şanslıydım. Ve ilk 2015 yılında Lenin zirve yaptık. Sonrasında zaten gene aynı şekilde 3 yıl boyunca federasyonun yardımıyla ve destekleriyle gittim. Bu sefer yeni federasyon bir seçme düzenledi. Hatta Aladağlar'da bir seçme yapıldı. Sonrasında sağlık seçmeleri oldu. Birçok testten geçtik böyle. Yine ekibin içindeydim. İkinci yılda Kojnevskaya Komünizma'ya gittik. İsmail Somoni'ye. Üçüncü yıl proje destekli finansör oldu federasyon. Belli bir kısmını tabii. Hepsini değil projenin. Ve biz Hantengri Dağı'na tırmandık. Cemal Zerepcan, Adem Gül ve ben. En son işte bunlardan sonra bir tek Popeda kalmıştı. Popeda'yı da bu sene 2019 yılında yazın Özgür ve Bülent'le beraber yaptık. Çok mu hızlı söyledim 7000'leri? Evet çok hızlı geçtin ama merak etme hepsini ilerleyeceğiz. Bu arada inanamazsın bir saatimiz doldu. Şu an 5 dakikamız kaldı. Halbuki senin çantanda da benim çıkartacağım neler var neler. Ne güzellikler var. Ve birazdan arkadaşlar bir yere kaybolmasın. İkinci yayında arkadaşlar hem Alpleri yine irdeleyeceğiz. Yüksek irtifayı irdeleyeceğiz. Biraz federasyonu konuşacağız. Federasyonun o dönemlerdeki... Dedikodu mu yapacağız? Dedikodu demeyelim de doğruları ortaya koyma. Masaya yatırma. İrdeleme, sorgulama ama bu bir sohbet. Yoksa kimseyi yargıladığımız, kimseyi karaladığımız yok. Bugüne kadar da hep olumlu tepkiler aldık. O yüzden de bu yayınları devam ettiriyoruz bu bağımda. Esin'ciğim son 5 dakikaya giriyoruz. Sevgili dostlar kaybolmasınlar. Daha yeni yeni başlıyor. Yayınımız açılıyor. Senin o hırsın, sonradan azme dönüşmesi, hem Alpin'deki başarın hem yüksek irtifadaki başarın ve bol şansın diyorum ben. Ki ay belki şans diye bir şey yoktur, tesadüf diye bir şey yoktur. Ya aşk ben... olsun Sönmez Hoca ya, şans dedim. Benim hiçbir çabam yok yani 7000'e çıkmadı, aşk olsun. Var canım, sen affedersin parantez içerisinde domuz gibiydin ya, bir basıp gidiyordun. Yani ben... Bu dedik öldürdün sen de. 7000'li boşuna mı gidelim dedim Esin. Daha ben keşfettim seni. Elimden tuttum. Ben keşfettim seni. Ondan sonra camiaya armağan ettik. Ne güzel oldu. İkinci kısımda dostlar bir kadının, bir kadın dağcının ülkem koşullarında ülkem gerçeğini ve çabalaması, mücadele etmesi, dışlanması, itelenmesi,
Esin'in ısrarıyla her kapıya girmesi, geri geldiğinde kendinin kadın olduğunu belirtmeden yabancı ekspedisyonlara katılmaya kalkması falan, bunları konuşacağız. Şimdilik yayını ben kapatıyorum Esin, ki pat diye konuşmamız yarım kalmasın. İkinci bölümde seni tekrar alacağım. Bir 5 dakika içerisinde bağlanırız. Çekirdek alıyorum ben hemen o zaman. Çekirdeğini sürün. Ciddi konular bunlar. Tabii tabii. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Esin Handal'la olan birlikteliğimizin ikinci yayınındayız. Dolu dizgin gidiyoruz. Gayet güzel bir coşku ve ilgi var. Esin'in çantasındakileri yavaş yavaş masaya alıyoruz, masaya döküyoruz. Şu ana kadarki periyot güzel gelişti. İlgileriniz hoş. Sizlerle olan nasıl söyleyeyim, soru cevap kısmını sonraya saklıyorum. Çünkü Esin'i biraz daha konuşturayım. Esin'i biraz daha tanıyın. Sonrasında sorularınızı alacağım. Bu arada ben cep telefonumu da buradan söylemek istiyorum. Çünkü aşağıya yazdığınız zaman bazen kaçırabiliyorum. Bu da sıkıntıya, işte Sönmez Hoca görmedi geçti falan demeyin diye. Laptopum yanımda. Eğer WhatsApp'tan özel sorularınız olursa ya da kaçırmasını istemediğiniz sorularınız, lütfen WhatsApp'ıma atın sorularınızı. Ben Esin'e yeri geldiğinde bunları söyleyeceğim. 555-318-8029. Bu benim cep telefonum. Buradan WhatsApp'ıma yönelerek sorular sorabilirsiniz. Çünkü WhatsApp'a gelen soruları daha kale alacağım. Buradan da yakaladıklarımız olursa olabilir. Yorumlara pek bulaşmıyorum. Şimdi sevgili Esin'i yeniden yayına alıyorum. Evet, Esin yayına demin su almaya gitmişti. Ha, aldın mı suyunu? Aldın mı çayını? Aldım. Çekirdek mekirdek böyle döşedim masayı. ne yaptı? Tuncay ne yaptı? Medeni cesaretini gösterip çıkamayacak mı yayına? Alacak mısınız? Kaçtı valla. Ben sizin gibi dağcılarla uğraşamam dedi. Klas adam ya. Uğraşmıyor bizimle. Ya sen de uğraşıyor zaten yani. Daha ne olsun Esin? Ya sağ ol Sönmez. Adam beni adam etti. Daha ne yapsın işte? Şimdi Esin, güzel konular işledik. Senin macera başlama şeyin, hırsın, doğa sporlarına olan ilgin, daha önceki başarıların, bunlar aslında senin sporcu bir kimliğin olduğunu gösteriyor. Tabii sen bu sporcu kimliğini yaparken, yürütmeye çalışırken bir kadın olarak Türkiye'de ne gibi zorluklar yaşadın? Hangi spor dalında daha çok bununla ailenin ilgisi, desteği ne anlamdaydı ya da kösteği? Bunu biraz bunları irdeleyelim. Sonrasında senin bir aracılık geçmişin vardı. Sonrasında bir postacılık kısmı vardı. Onları da geleceğiz. Hocam önce... ağır gel. Çok yükleme yapma bana. Dedim bu ciddi bir program. Yani bu şöyle söyleyeyim. Yakın bir zamanda dağcılık platformuna dönüşecek. Çünkü çantamızda çok değerli isimler var. O insanlarla birlikte büyük bir panel yapacağız. Geçmişten beri olan, kafamızdaki olan bir panel. Ülke gündemine bomba gibi düşecek. Sadece bu arkadaşları bir araya getirip o küslükleri uzaklaştırmak, polemik yaratmadan, kavga çıkarmadan ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet Esin'ciğim, şimdi başla bakın. Bir kadın olarak doğa sporlarında ne gibi zorluklar yaşadın? Ne gibi engel, köstek, desteklerin oldu? Ailen ve çevrenle ilgili öncelikle. Ya ailemden başlayayım. Ben şöyle, ya hiç kimsenin ailesi ya da hiçbir kız çocuğunun annesi babası hiçbir şekilde dağlara gitmesini istemez tabii. Çünkü bunu şu anda Türkiye'de herkes çok tehlikeli ve riskli buluyor. Benim annem de çok doğal olarak endişe etti ilk başlarda. Ama yani öyle bir durum ki ilk kaskımı bana annem aldı. İlk kazmamı annem aldı. Yani kadın hiçbir şey bilmese de bir şekilde bana destek olabilmek için ve mutluluğum için aslında teknik malzemeleri de alıp bana destek verip ufkumu açtı ve biraz daha bu konuda ilerlememi sağladı. Ve ben anneme her seferinde şu sözü veriyordum aslında. Tamam, işte dağlara klasik rotasından çıkayım, sonra bırakacağım bu işi diyormuşum farkında değilim.
Ama işte teknik rotalar oldu. Kış tırmanışları oldu. Gittikçe yükseklik işte arttı. 7000 metreler falan. Ve ben hala bırakmadım. Ama şöyle bir şey oldu aslında işte. Yani ben dağcılığa gelene kadar o kadar absürt sporlarla uğraştım ki hani artık benim annem tamam kızım yeter ki dağcı ol dedi. Çünkü motor sürüyordum işte dalgıçlık yapıyordum. Paraşütle atlıyordum. Hani bunlardan böyle aşama aşama geçince ailem mecburen dağcılığı kabul etti sonunda. Yani sana işte kız başına kadın başına buralara gitmek kır dizini otur falan gibi bir yaklaşımları olamadı anladığım kadarıyla. Kabına sığmaz bir şeyin vardı, tarafın vardı. Yani annem tabii ki de böyle şeylerde de her zaman destekledi. Sadece telaş duyuyordu ama toplum olarak bunu hep diyorlardı. Yani sonuçta hani 40 yaşıma geldim ve insanların benden beklediği aslında oraya buraya çıktım, şunu bunu yaptım değil. Yani evet bunlar bizim için başarı, dağcılık için bir başarı ama toplum için kadının yeri aslında bunlar değil. Hani herkes bana işte ne zaman evleniyorsun, ne zaman çocuk sahibi oluyorsun? Hep bu sorularla geldiler. Kimse bana hadi ne zaman Everest planı ya da 8000'e ne zaman gidiyorsun diye sormadı açıkçası. Yani dağcıların arasından bile bu tür şeyler çok çıkmadı. Hep bir farklı bir beklenti var. Eğer kadınsan illa başka yerlere oturtuyorlar seni. Ama yani dağcılığı sen de biliyorsun. Bunlar başarı sonuçta. Kadın ya da erkek olmamızın bir önemi yok. Sporda eşitiz. Belki benim kendime ait hissetme nedenim de bu oldu. Çünkü özellikle yüksek irtifada ve soğuk dağlarda yani kış tırmanışını sevme nedenim de bu. Çünkü daha dayanıklı oluyorum. Orada İşte kadın ya da erkek diye daha seni ayırmıyor ve fırtına patladığı zaman sen dayanıklı olduğun sürece orada yaşayabiliyorsun. Uzun saçlı ya da kısa saçlı olduğun için orada yaşamıyorsun yani. Sanırım bu yüzden biraz daha kış dağcılığını seviyorum. Evet, kış dağcılığına olan ilgin belli. Çünkü skalana demin baktım. Şöyle arkadaşlara da söyleyeyim. Belki ilk yayınına katılamayan arkadaşlar olabilir. İşte Materhon Dağı, Sümbül Dağı, Kazbek, Ağrı, Demavent, Elbrus, Popeda, Sivri Dağ, Mont Blanc, Kilimanjaro, Zubsait, Ayger, Lenin, Korucevskaya, İsmail Savoni, Hantengri gibi aslında kış dağcılığının ve bazı teknik dağların bir silsilesine girmişsin. Bu gayet güzel. Ondan öncesinde de mesela neyden bahsettik? Senin bir tırmanış hakemliğin olmuş. Hatta onu da ben itmiştim galiba. Ya Esin gel boş boş gezeceğine demiştim. Gel hakem ol. Federasyon. Aynen. O sırada dağda Erciyes tırmanışına gitmiştik. Şeytan rotasından çıkıyorduk hatta. Sen bir ekip getirmiştin. Ve ben de tırmanış için oradaydım. Kış tabii. Ve oradan sonra da sen hakemlik kursuna gidecektin federasyonlaştı. Ve bana da şey demiştin, Esin senin işin gücün yok, gelsene hakem aranıyor demiştin. Hani şu anda çok fazla hakem sayımız yok, hadi gel eğitimini al demiştin. Ve gene senin gaza getirmenle aslında gittim ben o kursa da. Bak kıymetimi bil, bak yarın bir kitap yazarken ya sönmez olmayıydı ben. Ben olmazdım. Siz yazın anca ben böyle içini okurum yani başkalarını yazdığını. Peki bu rafting olayı nereden geliyor? Ya o da aslında İstanbul geliyor? Üniversitesi Mehmet Güngör soktu beni. Aa. Ya evet Mehmet Güngör'ün işi o da. Başı altından çıktı. Bu Mehmet var bu arada, ya Mehmet. Bu Muşlulardan korkacaksın. Bu arada Mehmet abi ilk 7000 denemem yani bundan 9 yıl önce beni hiç tanımamasına rağmen bana malzeme sağlayan kişidir. Ona da çok saygı sevgilerimi iletiyorum. İşte sonrasında rafting'de de ben İstanbul Dağcılık Üniversitesi'nden aldım onun eğitimini. Peki sevgili Esin'cim sen şimdi dalış var, dağ kayağı var, efendim dağcılık var, rafting var, yani hakemlik var, dans bile varmış ya. Bak yani... aracı bir arkadaşım yazdı hemen Erdoğan abi, ona da sevgiler, aracılık da var, postacılık var, böyle uyumlu, ses uyumuna uygun gidiyorum ben. Onlara geleceğim. Kendini bu doğa sporların içerisinde hangisine daha yakın görüyorsun ya da kendini nasıl adlandırıyorsun? Ya kesinlikle dağcılık ya. Onun zaten bunun üzerine son 5-6 yıldır çok fazla eğildim ve çok fazla vaktim verdim. Dağcılık olmasaydı ikinci sıraya denizi koyardım ama çok rahat bir biçimde. Çünkü oradan da çok büyük bir zevk alıyorum. Peki dağcılığın hangi kısmı daha çok ilgini çekiyor? Alpin mi? Uzun duvarlar mı? Yüksek irtifa mı? Sadece kış dağcılığı mı?
Hangisi daha çok ilgili ya da yatkınlığın var? Ya aslında şöyle bir şey, bunu zaten ayıramıyorum. Yani elimde seçenek olsa ayırırım ben tabii ki. Ama mesela Popeda'da yani hem mix tırmanış yapıyorsun, hem kaya tırmanış yapıyorsun, hem sert koşul, kış koşullarıyla baş etmek zorundasın. 7000-8000 metrelerde böyle bir ayrıma zaten giremiyoruz. Ama hangisini seçerdim? Yani öyle bir şey seçmezdim işte. Aynen işte mümkün olduğunca derecemi arttırıp biraz daha teknik, biraz daha yüksek olan dağlara yönelirdim. Ya bir de insanoğlu bu, biliyorsun Sönmez. Hep daha fazlasını istiyoruz. Yani hiçbirimiz her yıl aynı dağın aynı klasik rotasından çıkmıyoruz. Hep bilinmeyen, daha zor, bir adım daha ileri atmak istiyoruz her zaman. Çok güzel. Bu arada programına bayağı ilgi var. Dedim ya demin Yılmaz Seygül, İngiltere'den Alper Sesli, Çek Cumhuriyeti'nden Burak'ı gördüm. Arada Emre Hoca'yı gördüm. Kaçırdıklarım olabiliyor, isminiz şu an aklıma gelmeyen. Bayağı dolu dolu yani. Divalar da seni izliyor. Bak hata yapma. Yok, o senden ötürüdür. Senin geçmişten gelme arkadaşlıkların. Ya tabii şimdi ben Ben çok yeniyim çünkü aslında. Eskiyim mi? Bu arada bak hepsini saymışlar. Yan flüt, ses, koro. Ben de ne ararsam var böyle. Önüme gelen her şeyi atlamışım. Muhammed abi. Spor dalları uğraşırken arıcılık nasıl oldu? Ya arıcılık, yani hayvancılıkla hiçbir alakam yoktu aslında benim ama. Bir de senin işte bir kafe geçmişin vardı. Bir geçmişte kafecilik de yapmıştın galiba. Evet. Batırmıştın. Kendi kafemi işletmiştim. O da benim hayalimdi aslında. Bir de şeyi çok severim. Yani yemek yapmasını, sunum işlerini falan, o tür şeyleri çok severim. Kendi kafemi ama çok büyük bir hayalle açmıştım. Hayallerimden biriydi. Sonra gördüm ki bu bana göre bir şey değil. Çünkü ben dağa gitmeliyim. En azından hafta sonu ya da boş zamanım olması lazımdı. Ama yani kafede haftanın 6 günü çalışıyordum. 7. günde ya temizlik ya da muhasebeyle ilgileniyordum. O kadar saçmaydı ki hiç kendime vakit kalmamıştı. Sonrasında tam tesadüfen böyle belediyenin açtığı kurslarla arıcılıkla tanıştım. Ve orada öğrendim ki kışın arılarla ilgilenmek zorunda değilsin. Yani özel bir bakım yapmıyorsun, bal almıyorsun. Sadece yazın ve bahar aylarında özellikle ilgileniyorsun. Aa dedim, tam bana göre. Ben zaten kış dağcısıyım. Kışın dağlara gitmem gerekiyor. Yazın da çalışır paramı kazanırım. Oradan finanse ederim diye. O şekilde oldu. Çok güzel. Yani hep belki seni sevenler kadar, yapıcı eleştiri yapanlar kadar haksızca eleştirenler de olmuştur sanırım. Ne dediler benim için? Söyle bakayım Sönmez Hoca. Onlara sonra geleceğim. Şimdi gelmiyor. Anlat anlat sen. Söyle bir bilelim. Dost kim, düşman kim, değil mi? Aynen. Öyle bir camia ki bizim Esin. Egoları yüksek olan insanların, bireysel sporu bencillikle karıştıran insanların biraz dünyasındayız. İster istemez yaptığın işler bazen küçümsenebiliyor, önemsenmeyebiliyor, inanmaya sağlıyor. Ama şu an mesela buradasın, buralara kadar geldin. Hiçbir yere bağlı olmadın. Hiçbir yere ait olmayı düşünmedin. Benim bildiğim Esin böyleydi. Mesela federasyonun çatısı altına da girdin ama hep şey vardı Esin Handal'da. Kendimi nasıl daha iyi geliştirebilirim? İleriye dönük nasıl gidebilirim? İşte Ahmet'ten, Emine'den, Cengiz'den, Münevver'den nasıl faydalanabilirim? Nasıl faydalanabilirim? Şeyi vardı sende. O yüzden de belki bu seni daha da hızlı gelişmeni sağladı. Hızlı ileriye doğru gitmeni yol açtı. Ama bunu yaparken de tabii ki dışlayanlar mesela ne denmişlerdi? Geri gelmişken söyleyeyim. İşte onun parası vardı, gidiyor. Değil mi? Ya birçok ağzı olan konuştu açıkçası. Yani o zamanlar da çok ciddiye almıyordum. Çünkü bunlar eleştiri değil, aslında biraz köstekleme oluyordu. Ve yani yolum kapanmaması için ya da kötü etkilenmemek için birçok insanı dinlemedim aslında. Yani birçok kişi intihara mı gidiyorsun dedi. İşte sen daha o kadar bir dağcı değilsin, daha deneyimin yok, niye gidiyorsun dediler. Yani her şeyden, ya da dağa çıktım aman vaktim olsa ben de çıkardım dediler. Yani 25 yıldır Popeda'nın Türk çıkışı yok. Hani 25 yıldır herhalde herkes çok yoğun çalışıyordu. Bir ben boş aylaktım herhalde, bir bu yüzden biz çıktık diye düşünüyorum. Hep ben söylüyorum, Japonya'da güzel bir gelenek var. En küçük bir başarında hemen sırtını popohlarlar. Bravo, iyi yaptın, harikasın, yürü. Bizde ne var? Ben de yapardım. Ya da küçümserler.
Anladın mı? Bu var. Ya yapsınlar. Ama sorun şu. Yapan herkese bence bir şekilde tebrik etmeliyiz. Sev ya da sevme. Yani o dağlara çıkılıyorsa bence herkesin emeğine bir saygı duyulması gerekiyor. Çünkü sen benim yakın arkadaşımsın. Şu kadarını söyleyeyim. Yani konuşur camia. Benim arkamdan da çok konuşmuşlardır. İyi, kötü, şu, bu her şeyi derler. Ama sen bugün üstünü ispatladın. Neden? Bunun bir tesadüf olmadığını gösterdin. Belki Popeda bunu daha da belgeleştirdi. Eğer Popeda çıkışın olmasa Esin Handal için işte parası vardı da gitti. Senin o yaptığın aracılık, tarladaki bahçedeki çamurlar içerisinde, soğuklar içerisinde arıların sokması yahut da postacılık yapman, bu işi sırf dağcılık için yapman, önceki şeyleri bunların hiçbirini temizlemeyecekti. İşte o ekspedisyonlarla gidiyor. Yok efendim. Ya belki sen o zamanlar görüşüyor muyduk bilmiyorum ama arıcılık yaptığında görüşmüş müydük hiç? Yani benim bütün yüzüm şiş olurdu. Gözüm arı sokmasından kapandı. Ellerimi kullanamıyordum. Yani bunlar çocuk oyuncağı değil. Arıları da para verip baktırtmıyordum yani ben. Ben arıcılık dönemini biliyorum. Çünkü biz yine sende o zaman bir pick-up vardı. Böyle bir yine gidiyorduk. Bir tırmanışa bir yerlere gidiyorduk ufak tefek. Ama bana hala bal getirmedin. Ciddi misin? Tabii hala getirmedin. Bana bal getirecek ya, bir sözüm vardı. Artık kendi balım yok ama yani ama sana güzel ballardan bulurum dostum. Tamamdır efendim. Allah dağları bile götürdüm ya. Bak seni es geçmişiz. Ha hemen döneyim. İşte ne diyorlardı? O yok gayetlerle çıkıyor. Parasıyla gidiyor. Bilmem ne yapıyor. Bizim de boş vaktimiz olsa gider yapardık hepsini diyorlardı. Ama Popeda'ya çıkmakla birlikte bir nokta koydum. Popeda çok önemli bir daha. Çünkü şimdi herkesin 7 binliklere gitmişliği var. Herkes 4'e kadar gelmiş olabiliyor. Ya da Popeda'ya çıkmayıp diğer bütün 7 binliklere çıkmış olan insanlar da var. Ama Popeda çok farklıydı. Çünkü bütün dağlar, 7 binlikler şöyle bir sivriye sahipken biliyorsun Popeda şöyle üstü kesilmiş gibi duruyor. Bu da ne demek? Rüzgara açık. Ya Çin tarafına uçuyorsun ya da Kırgızistan tarafına uçuyorsun. Ve 150 tane ceset var o hatta. Bunu bile bile sen bu dağa başarabilirim mi dedin? Yoksa bir deneyim mi dedin? Kendini ispatlamak, üstünü mü ispatlamak? Yahut artık buraya kadar geldim, deneyeceğim, zoru görürsen dönerim ya da riski almalıyım mı dedin. O Popeda'ya girerken ne vardı kafanda? Yani bu bir projeydi. Eğer karyoper olmak istiyorsanız, sevseniz de sevmeseniz de o Popeda çıkılacaktı. Bunun başka bir seçeneği yoktu ki Popeda, yani karyoperliği ünvanına en çok yaklaşan da biz değildik. Hani 4 tane 7 binliği yapmış Türkiye'de başka başarılı dağcılar da vardı. Ama Popeda aşılamıyordu. Yani bu karyoperindeki tek problem, tek soru işareti Popeda'ydı. Neyle gittim? Yani tabii ki hepimiz başaracağız diye gidiyoruz ama bunun garantisi olmuyor Sönmez. Çok iyi biliyorsun. Yani sen çok iyisen, olsan bile hava izin vermiyor. Ya da hava güzelse sen yanlış bir planlama yapıyorsun, kartuşun bitiyor. Ya da ne bileyim partnerinde bir sağlık problemi oluyor. Sen ne kadar başarılı olursan ol, dönmek zorunda kalıyorsun. Bu işler bir kombinasyon. Yani bütün her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor aslında. Bülent Çınar ve Özgür Keskin'le gittim. Yani üçümüz beraberdik ve bir İranlı tırmanışçı daha bize katıldı. Benim çadır partnerim Özgür Keskin'di biliyorsun. O İranlı partneri ben tanıyorum. Çünkü komünizmada İsmail Somani'de benim de partnerim olmuştu. doğru senden bahsetti ve Deniz Yulcu'dan bahsetti. Evet. Sizinle berabermiş. Sevgili Antalya'da yaşayan Muşlu bizim Deniz Yolcu ile birlikte ben ve İranlı arkadaşımız Ebu Feys ile birlikte şeye çıktık. İsmail Somani eski adı Komünizma'ya ulaştık. Ve işte dünya küçük. Bak benim partnerim bir yıl sonra senin partnerin oluverdi. Aynen. Hatta şöyle ki Türkiye'den bizim zirve yaptığımızı kimse bilmiyordu. Abul Fars da Adnan abiyle çok yakınmış İzmir'den. İlk beni tebrik eden onlar olmuş. Çok şaşırmıştım. Nereden duydunuz, nereden biliyorsunuz diye. Abul Fars bizden önce ulaşmıştı Karkara Alt Ana Kampı. O haber vermişti Türkiye'ye.
Evet, biraz Popede'yi anlat bize. Popede'yi merak ediyoruz. Yani onu da eleştiri yapanlar oldu, küçümseyenler. Ya 20 yılın en güzel dönemine denk geldi. Kar yok, fırtına yok, rüzgar yok. Yani ben gözü kapalı bile çıkarım diyenler oldu. Yani peki, onları bir şey soracağım. 20 yılın hava tahminini nasıl bilmişler, çok merak ettim. Şimdi istatistikte öyle bir şey yok. Bir. İkincisi, fırtınada kaybolmuş kazak ekibi var ve orada 3 kişi vefat etti. Fırtınada onlara ulaşılamadı ve kayboldukları için. Yani 20 yılın en güzel havası diye bir şey yok. O zaman küresel ısınma var. Hepimiz seneye Everest'e mi çıkacağız? Böyle bir yorum yapayım ben. Dediğim gibi onlara kulak arkası asma. Çünkü bunları takarsan ilerleyemezsin. Yani açtırdım bayramlık ağzımı. Açtırma sen. Şimdi şunu söyle bana Esin. Popeda'yı 10 yıl önce düşünmüyordun. Arkanı dönüyordun. Aman diyordun. Biz böyle bakıyorduk abalı abalı nasıl olacak? Abalı kovundan mı çıkılır? Şeyden mi çıkılır? Sen önemsemiyordun. Ve bir anda sen çıktın oraya. Daha önceden bir denemen yoktu değil mi Popeda'ya? Aslında vardı. Şöyle ki 2018 yılında yabancı iki kişi, bir Polon bir Bulgar'la birinci kampın üstüne kadar gitmiştik. O Diki Pas tarafına gitmiştik. Ama tabii üst kampları bilmiyordum. Sonrasında bu son gidişinde ikinci kampa geldin, üçüncüye geldin. Sonra ne düşünmeye başladın? Olacak mı galiba dedin? Ya da zorlandığım yer dönerim mi dedin? Ne vardı kafanda? Yok, dönme gibi bir seçeneğin yok orada. Yani bütün ekibi döndürmek zorunda. Beni tek başıma dağda bırakamazlar. Bir de tek inilecek, yani dönmek şöyle olurdu. Belki çok ya, ciddi sağlık problemim olsaydı. Başka bir ekiple belki takılır arkalarına dönerdin. Misal hani... Popeda'da öyle bir şey yok dostum. İşte yani diğer dağlardan farkı bu zaten. Aynı anda Popeda'da çok fazla ekip olmuyor. Bizim arkamızda bir ekip yoktu. Bizim sadece önümüzde iki farklı cumhuriyetten ekip vardı. İki farklı ülkeden ve arkamızda hiç kimse yoktu. Biz dönmek istesek zaten ortada sabit hat yok. Rehber yok. Yol açıcı yok. Hiçbir şey yok yani. Popeda diğer 7000'liklere nazaran biraz daha farklı. Peki kaç ekip vardı o dönem deneyen Popeda'yı ve kaç kişi zirveye ulaşabildi ekipten? Bizden önce, yani bizden bir hafta önce Rus ekip zirve yapmıştı. Zaten ilk onların ulaşmasını bekledik. Çünkü onlar eğer üst kampa çıkamıyor olsalardı kamp müdürü bize de izin vermeyecekti. Çünkü çığ riski vardı, henüz kar oturmamıştı. Bizim uyum tırmanışı için Popeda'ya gitmemize izin vermediler. Diğer Rus ekipten haber bekledik ve biz bu yüzden uyum tırmanışını Hantengri'ye yaptık ki geçen sene çıkmış olduğumuz bir dağ yapmak zorunda kaldık tekrar. Sonrasında biz zirveye çıkarken önümüzde iki kişilik bir Belaruslu bir grup vardı. Biz vardık ekip olarak dört kişi ve bizim arkamızda, ama herkes aynı süreçte hareket ediyor. Yani aramızda gün farkı yok. Sadece kamplarda buluşuyorduk. Sadece tempo farkı vardı. Bizim arkamızda da 7 kişilik bir Estonya ekibi vardı. Ama bu ekipten fire verdiler. Sadece 4 kişi zirveye çıkabildi. Yani toplam o sezon 4 biz, 4 Estonyalı, 2 Rus, 2 Belarus. Toplam 12 ya da 13 kişi zirve yaptı. Başka zirve yapan yoktu. Bizden sonra da hiç kimse zirve yapamadı. Çünkü dağ tamamen kapandı. Ki zaten biz dağda zirveden sonraki ertesi gün hemen fırtınaya yakalandık ve Popeda'nın tipik özelliğidir. Bir kez fırtına başladı mı 10 gün boyunca o fırtına devam eder ve o işte Çin'e sınır olan o sırt hattında, o senin düz çizdiğin yerde bin şeytan rüzgarları denilen ve hiç dinmeyen rüzgarlar olur. Ve işte o fırtına başlayınca herkes koşturarak aşağı indi, zaten biz de dahil. Herkes kendini kurtarmaya çalıştı. Ya şimdi neden Popeda'nın üstüne bu kadar düşüyoruz biliyor musun Esin? Bizim için Türkiye dağcılığı açısından Popeda ve Everest ve işte Uşba gibi bazı dağlar şeydir, böyle bir çıtadır, tamam mı? Yıllarca hep bunun aşılmasını bekledik. İşte mesela federasyonun ilk Everest'e götüreceği ekip ne zaman olacak? İlk ekip Popeda'yı, Türk ekibi ne zaman çıkabilecek? Uşba ne zaman başarılı olabilecek? Ayger'in yüzü ne zaman çıkılabilecek gibi. Kuzey evet, bunlar hep böyle şeyde, kafada böyle, tamam mı? Ve dünya dağcılığıyla kendimizi kıyasladığımızda o ölçekte çok geride kalıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, biz dağcılığın hala klasik kısmında biraz bocalanıyorken adamlar Ayger'i solo çıkıyor.
bizim bir hafta boyunca çıkaramayacağımız, uğraşacağımız Ayger Kuzey'i adam 2 saatte, 3 saatte çıkabiliyordu. O yüzden sizin ve ekibinin Papeda'ya çıkması ülkem dağcılığı adına onur verici, gurur verici bir şeydi. En azından bunu yıktık, bunu kırabildik. Şimdi bir de Everest var. Hani Everest'i şahsi olarak ya da kulüpler bazında çıkıldı ama federasyondan da bunu bekliyoruz. Bu da yapılsın diye. Sonraki içinde tabii ki K2 gelebilir. Bir de Uşba'yı merakla bekliyoruz. Yani aşama aşama bunlar olacağını düşünüyorum. Şimdi haklısın. Dünya dağcılığı ile kendimizi asla bir araya getiremeyiz ve onlarla yarışamayız. Çünkü birçok insan biliyorsun 8000'lerin bile kışını denemeye başladı. Dondun sanırım. Ha. Ama biz işte hala Popeda'yı bile aşmaya çalışıyoruz. Şimdi bunlar yavaş yavaş olacak. Evet haklısın, dünya dağcından uzağız ama biz en azından bunları yapalım. Ya da elimizden geldiği kadar kendi ülkemizde dağcılığı geliştirelim. Seninle birlikte kargo yapılan bir de erkek arkadaşımız vardı. Sanırım o kişi Bülent'ti, doğru mu? Bülent Çınar, evet. Mimar Sinan evet, Üniversitesi'nden. İşte ama ilk erkek diye burayı alamıyoruz. İşte çünkü sanırım Karlı Yapar'ı dünyada 300 küsür kişiye ait. Bunun 250'si Ruslara, diğer kısmı da Batılılara ait. Senin bir araştırman vardı. Kaç kadın dağcı Karlı Yapar ödülü almış? Böyle dünyada. Bir şeyim var. Dünyada, evet. Evet, bu o listeye geçen sene zaten sunum için çıkartmıştım ben de. Rusya Dağcılık Federasyonu'nun bu listesi vardır. Kadın olarak toplam 32 kadın var bütün dünyada. Ama yine dediğin gibi bunların bu kadınların arasında %90'ı Rus dağcı. Yani Sovyetler Birliği'nden kalma ülkelerden. Ben Rus olmayan 6. kadın dağcıyım. Karl Yapur ünvanını alan tüm dünyada. Yani bak bu bile başlı başına güzel bir skor aslında. Bu arada ilgi çok güzel. Şu an 400'e yakın. Birinci bölümden şu ana kadar 400'ün üzerinde insan girip çıkmış programa. Bu bizim için güzel. Demek ki ilgi ve alaka bayağı fazla. Bu arada Almanya'da da aslında ilk kadın Karlı Yapar'ı benim. Ama Almanlar pek ilgilenmiyor bu konuyla. Neyse, gözümün kenarı deyip geçmek istiyorum. Neyse. Şimdi, o sırta çıktığında neler hissettin? Orada yatan cesetleri biliyorsun. Yani elinde ayak bulunduğu... Yok, ben görmedim. Gördün demedim. Ne hissettin? Yani orada bir şey var mıydı sende? Tedirginlik. Ya tamam, boş ver, hava mis gibi. Ben vurup geleyim bir an önce. Böyle onu öğrenmek istiyorum. Şöyle esas zorlu olan kısmı biliyorsun o sırt hattı dediğimiz yer. Çünkü orası 7000 metrenin üzerinde ve orada işte 2 gün gidişte bir gün dönüşte minimum böyle 3 gün falan geçirmemiz gerekiyor. Ve bizi düşündüren kısım aslında oydu. Vücudumuz alışacak mı, buraya uyum sağlayacak mı diye. Özür dilerim. Ama bizde sorun olmadı. Biz orada 3 akşam kaldık. Son akşam, son işte zirveye gitmeden önce tek çadır götürdük ve 4 kişi aslında tek çadırda kaldık yükümüz hafif olsun diye ve kısa süreli zirveden önce konaklayacağız diye. Bir sıkıntı olmadı, sadece birazcık dardı çadırımız, biraz ıslandık filan böyle tipik 7000'lik yatması oldu orada. Ama sonrasında zirveden döndük hemen ve kalmadan, yani ilk akşam kaldık ama sonrasında hava inanılmaz bozdu ve biz bir an önce çok alelacele çadırı toplayıp o sırtın altına kendimizi atmaya çalıştık. Çünkü o sırt dediğin gibi, yani birçok ölüm ve birçok kaybolma o sırtta oluyor. Hatta dönüş yolunda şimdi Abul Fars'la Bülent aynı çadır partneriydi ve onlar hızlıydı ve herkes kendi temposuna göre gidiyordu bizde. Bizde herkes kendi temposunda ve diğer ekiple göz hizasında gidelim diye konuşmuştu. Kimse kimseye beklemedi. Bülent ve Abul Fars önden gittiler. Üçüncü olarak ben vardım. Benim arkamda da Özgür vardı dönüş yolunda. Ve şöyleydi, yani önümde benim bir Estonyalı vardı ama öyle bir fırtına patladı ki hiç kimseyi görememeye başladım ve sis çöktü. Fırtınada inanılmaz bütün izler kapandı. Ve hani orada şey geldi aslında aklıma. Nasuh Maruki anlatmıştı oradaki zirvesini. Böyle yere çöküp 4 ayak üzerinde sadece yolu kaybetmemek için ve işte Çin tarafına ya da Kazak tarafına düşmemek için emekleyerek
geri döndüm diye bir yazı vardı, onun söyleşisi vardı. O direkt geldi aklıma. Ama işte bulduk yolumuz bir şekilde. Allah'tan sağ salim hepimiz sırtın aşağısına inerek 6800 civarında çadır attık. Konu neydi? Bak ben koptum gene, anlatmaya başladım. Güzel Popeda. Popeda çünkü ilgi alanımız. Popeda'yı ne anlatırsan aslında insanlar bunu ilgiyle kabul edeceklerdir. Peki Esin, şimdi karlıyor Bu arada paranı. bir soru gelmiş, liste var mı diye. Evet, kar leoparı listesi var. Hatta şöyle de bir liste var. İlk Avrupalı dağcı, ilk kadın dağcı, ilk kış tırmanışı, en hızlı tırmanış. Bunların hepsine Rusya Dağcılık Federasyonu çok güzel bir biçimde yıl yıl tutmuş ve insanların adını soyadını yazmış. Ulaşabilirsiniz internetten. Şimdi sevgili Esin, kış dağcılığında başarılı olduğunu, rüştünü ispatladın. Güzel bir donör olarak bunu sundun. Bundan sonrası için kafanda hedeflerin var mı? Yoksa ekonomik durum, sponsorluk ya da rüzgar nereye eserse gibi bir modun var mı? Ne düşünüyorsun? Ya bundan sonra 8 binlik istiyorum aslında. Çünkü şimdi hani kar leoparlığından sonra önüme gelen her 7 binlik için para ve zaman harcayabilecek konumda değilim açıkçası. Keşke olsa onları da denesem. En azından Pakistan tarafında çok güzel 7 binliklere çıkabilirim. Ama eğer olur da bir sponsor bulursam 8 binlik istiyorum artık. Vücudumun en azından orayı da görmesi gerekiyor. Ama dediğin gibi senin, yani hani rüzgar nereye eserse o değil de biraz daha hedeflerime yönelik ben tırmanışlarımı ve planlarımı yapıyorum. Pek rüzgar beni yönlendirmiyor ama 8 binlik deyince sponsor ve ciddi anlamda para söz konusu oluyor. Peki bugüne Bakalım kadar yani. sponsor bulabildin mi? Rahat bulabildin mi? Sponsor arayışın var mı? Buradan da seslenebilirsin. Bana sponsor olun, hali vakti yerinde olan arkadaşlar, bayrağınızı açarım gibi bir şeyler de söyleyebilirsin. Yani bugüne kadar bir resmi sponsorum olmadı. Hatta benim malzeme sponsorum da olmadı. Arkadaşlarım ve dostlarım oldu aslında. Çünkü hep dostlarım bana malzeme temin etti. Eksiklerimi tamamladı. Bir ulaşım sponsorum da olmadı. Çok ilginç. Yani ben ama çok aktif değilim bu konuda zaten. Ulaşım konusunda da gidip firmalardan sponsorluk istemedim. Eski federasyon ve yeni federasyon, eğer böyle ayırmak doğruysa Bizim kulüp bilemiyorum sana ama. sponsor olur Esin. Bak arkadaşlarımız da diyor Kloslak O. sponsor olsun demiş. Olalım valla bir faaliyetini biz karşılayalım. Bana olur. Arkadaşlar hemen bu bir inbox kutu ayarlasınlar Ben hayratına. şey Neden yapalım, olmasın? böyle yeni bir kampanya başlatıyoruz. Herkesin gönlünden 5 TL, 5 TL. Ama umarım böyle şeyler de olacaktır. Çünkü biz Ya zamanında ben çok umutsuz değilim. Buralara geleceğimi de düşünemezdik. Biliyorsun bu işler bazen kader, kısmet, inat. Hani ben vazgeçmediğim sürece, başarılı olduğum sürece bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Şimdi aslında evet ben de senin gibi düşünüyorum bu yüksek irtifa konusunda. Yani şöyle söyleyeyim ben cebimden harcayacak durumda değilim. Çünkü bu benim profesyonel işim. Dağcılık, tur rehberliği, eğitmenlik. Ki eğitmenliğin kısmı daha ağır basıyor benim. İşte okullarda, üniversitelerde bunu yıllarca yaptım. Halen de yapıyorum. O yüzden de benim aslında çok öyle yüksek irtifayı arayacak şeyim yok, ödeneklerim yok. Ama sponsorluklar bulursam ya da federasyon çatısı altında işte milli takıma girerek geçmiş yıllardaki gibi olursa ben bunu koşturacağım. Senin bu bağlamda Dönmez federasyondan hocam, valla aşağıda bir sürü sponsor oldu. İçecek sponsoru bulduk. Belediyeden yol sponsoru bulduk. Ayrıca IBAN istiyorlar. Ben hemen, evet. Gönlünüzden ne koparsa. evet, federasyondan bir şeyin var mı? Sen de yarım federal sayılırsın aslında. Bir beklentin oldu mu? Bir istemin Bir var şey mı? soracağım. O ne Ya... demek Sönmez hocaya? Yarım federal ne demek? Eğitimleri federasyondan aldım diye mi? Bir Evet. şey soracağım. Türkiye'de bu sertifikayı başka bir kulüp veriyordu da benim mi haberim yoktu? Çünkü hiçbir kulüp sertifikayı vermiyordu, biliyorsun. Evet, O zamanlar aslında öyleydi. federal. Kulüplerin eğitimleri kabul edilmiyordu bizim zamanımızda ve Evet. Ama mecburen federasyondan alınmak zorundaydı. ben seni aslında federasyonda bir antrenör olarak, bir eğitmen olarak da görmek istiyorum. Artık bilgilerini buraya da aktarmanı, paylaşmanı.
Çünkü biliyorsun biz Batılı dağcılar olarak hep adlandırıldık, İstanbul tayfası. Biz daha çok biraz üniversite kulüplerini desteklemiştik. Yahut da federasyondan bir dönemler ayrılıp güzel bir ekolistir oluşturan ADB, Anadolu Dağcılar Birliği'nin şeyini çok benimsemiştik. Stilini ve tarzını. Ama şimdi hiçbiri maalesef yok. Bir de bütün kulüplerin bağlı olduğu en büyük çatı federasyon. Dolayısıyla ben geçen yıllarda onların desteğiyle 7000'liklere gidebilmiştim. Yani aslında dışarıda durmayıp da içerisine girip elimizi taşın altına sokup aslında bu çalışmalarda bulunmak gerekiyor. İşte mesela demin senin saydığın isimlerden birçok arkadaşımız şimdi bu çatının altında. Bu sayede yüksek irtifalara gidebiliyorlar, gelebiliyorlar. Tabii ki federasyonun hatalı tarafları var, yanlışları var, eksikleri var. Yetmiyor, yetiştiremiyorlar. Adam kayırmacılık oluyor. Kafalarına göre kriter belirleyebiliyorlar. Bu oluyor. Yani bunu sen şey yapamazsın. Biz çok mükemmeldik, hiç kimse diyemez. Biz çünkü iktidara gelen güçlü oluyor. Güçlü olunca da ister istemez kendine yakın kısımla hareket ediyor. Bugün ona muhalif olan kesin de yarın bir öbür gün iktidara geldiği zaman gene aynı dürtüde gidecek. Yani bu böyle bir kısır döngü. Burada yani önemli olan... Aslında çok öyle bir şey olmadı. Çok ilginç bir şekilde işte eski federasyon da bize destek oldu. Ve yeni federasyon da bize destek oldu. Ve benim işte bu 5 tane 7 binlik projem içerisinde dediğim gibi 4 tanesine yani tamamen bunun parası verilmiş olmasa da destek oldular tabii ki. Ve federasyonların desteği olmasaydı ben zaten bu projeyi bitiremezdim sürmez. Yani öyle ya da böyle bitirilmezdi. Çünkü yani hiçbirimiz bu kadar... Evet son işte Popede için postacılık yaptım, para kazandım filan ama yani 5 tanesi de ciddi bir proje. Ama işte senin de dediğin gibi dışında durmamak gerekiyor. Yani sonuçta federasyon kurumsal bir yapı. Ve onlar gönderebiliyorsa ancak onlar gönderiyor. Çünkü Türkiye'de çok kolay değil o işler. Hani bir şirkete gidip ben sizin için tırmanayım, bayrağınızı açayım. Yani... şu an iyi. Net görüyorum seni. Bende bir sıkıntı yok. Şimdi sponsorluk kısmında tabii ki oraya buraya gidiyoruz, geliyoruz. Hatta bir tanesiyle yakın bir zamanda oldu. Ya dedim işte bana vereceksiniz işte 10 bin lira, siz yazın 20 bin lira, vergiden düşün. Hani böyle bir devletinde sponsorları şeyi var. Kardeşim dedi ben zaten vergim düşüyorum dedi, hallediyorum o işi dedi, tamam mı? Niye sana harbiyeden para vereyim dedi. Yani bize sponsorluk kültürü de yok, o spora bakış açısı da yok. Hani yeşili seviyoruz, doğayı seviyoruz, spora, sporcuya destek olalım falan. Biraz havada kalıyor, kağıt üzerinde dayatılan bir doktrin olarak görüyorlar. Bu kafalar kırılırsa o zaman bizim gibi sporculara, doğa sporcularına destek olunur, olanacaktır diye düşünüyorum. Peki ne zamana kadar doğa sporları içerisinde olmayı düşünüyorsun? Özellikle yüksek irtifada, dağcılıkta. Niye Sönmez Hoca beğenmiyor mu beni? Yaşlı mı buluyorsun sen beni artık? Hayırdır? Ha, neden bu konuya geldim? Ha, evet aslında ha, güzel neden? Bir konuya değindim. Evet. Kaç kadın dağcı tanıyorsun Türkiye'de? Sürdürülebilir bu işi yapan? Ha, sorduğum buydu senin aslında. Ya. Yani kadın dağcılar ve çok güzel tırmanışlar, çok başarılı dağcılık yapanlar birçok insan var. Yani biliyorsun Everest ekibi var, Otte ekibi var. Ondan önce teknik tırmanış yapan birçok insan var. Ve bunlar 1900'lü yıllardan beri var Türkiye'de. Bunu yadsınamaz. Ama evet sürdüremiyoruz. Bunun da nedenleri var. Yani kadın olmak bu konuda biraz daha güç oluyor aslında. Bizim kırılma noktalarımız var. Kadınlar için birincisi kesinlikle ya aile oluyor... Ya iki işte evlilik oluyor ya da çocuk sahibi olunca bunlar bizim kırılma noktalarımız. Bunları aşabiliyorsak ben başarı konusunda kadın erkek diye ayırmıyorum. Yani hepimizin aslında eşit şansı var. Sadece bu kırılma noktalarını biraz geçmemiz gerekiyor. Evet çünkü ben dönem dönem kadın dağcıları takip ettim. Saydığım kulüp ve kişiler de mesela bu işin içerisinde fakat bir dönem çok güzel başarılara şey yapıyorlar, çemberin dışına da çıkıyorlar. Fakat sonrasında dediğin gibi ya evleniyorlar ya sosyal yaşam koşulları onları uzaklaştırıyor. Ve kadın olarak Türkiye'de sürdürülebilir dağcılık maalesef ki erkekler için de bu çoğu anlamda geçerli olmuyor. Yani ben dönüp bakıyorum 90'lı yılların başından bugüne kadar dağcılar ya da alpinizmle yüksek uğraşanlara hala belli sayıda olan insanlar. Arada gelip gidenler oluyor, akıp gidenler oluyor. Yani 5 gidiyorsa 5 geliyor. Çok büyük artış olmuyor aslında.
Tabii aslında ki. biraz değişiyor işte. Mesela birçok kişi benden çok daha şanslı çünkü üniversite yıllarında dağcılıkla ve kulüpçülükle tanışıyorlar ve daha erken yaşta çok daha başarılı tırmanışlar yapabiliyorlar ve belki de bir doyuma ulaşıyorlardır. Çünkü ben hakikaten geç başladım ve son 15 yıldır yapıyorum. Yani doyuma ulaşamadım. Ne kadar başarı yapsam da kendime göre ama gene de dağlara doymadım. Şimdi Elif Maviş'ler biliyorsun, Burçak Koçanlar, yani bunlar belki doyuma ulaştılar. Çünkü onlar Alplerin de tırmanışını yaptılar. İşte 8000'lik tırmanışta yaptılar, 7000'lik de yaptılar. Şimdi insanları bu konuda devam etmiyorlar diye ben yargılama taraftar değilim. Çünkü başarılara imza attılar. Ve bu çok özverili bir şey Sönmez. Sen de çok iyi biliyorsun. Ailemizden ödün veriyoruz. Ve ben 2 ay boyunca son 6 yıldır hiçbir şekilde ailemi görmüyorum. Her yaz yüksek irtifaya gidiyorum. Yani bu biraz ciddi anlamda zaman ve birçok şeyden vazgeçme eylemi aslında. Şu an 10 yılı geçen dağcılık bapında baktığım zaman, kadın dağcılığı olarak isim saymaya başladığım zaman, işte kim var? Sen varsın. İsmet İnan var. Ayşe Arabacı var. Semra Keskin var. Şu an bu arkadaşlarımız bu şeyi yapıyor, sürdürmeye çalışıyor. Senin ekleyeceğin bilgileri var mı aklına gelen? Yani aslında bunlar biraz daha son 2-3 yıldır bizler öne çıktık. Yani daha öncesinde Zeynep Tantekinler var biliyorsun Niğde'den. Şu anda orada yaşıyorlar. Ayşin Özer var duyduğum kadarıyla. Yani Ayşin, bunlarla evet, ben de birebir... Ayşin çok güzel çıkışlar yaptı. Bir dönemde partnerlik yapıyorduk tırmanışta. Ama onlar artık sürdürülebilir yapmıyor. Zeynep daha çok multi pitch rotalar, uzun duvarlar çıkıyor. Hani dağcılık değil de daha çok uzun duvarlarıyla bilinen bir tarafı var. Varsa da... Biliyorsun çok eskiden Seyhan Çolaklar vardı, Muazzezler vardı. Şimdi bunların hiçbiriyle ben tırmanmadım çünkü denk gelemedim. Yani işte benim geç başlama... problemimden dolayı belki de denk gelemedik ama birçok kişi vardı. İşte ya para bulunamıyor ya zaman bulunamıyor. Hani senin arkadaşlarıma da söylüyorum. Eğer bildiğiniz kadın dağcılar varsa, uzun süreli bu işi yapan, sürdürülebilir dağcılığı yapanlar, lütfen isimlerini buraya yazsın. Benim bildiğim şu an İsmet İnan, Esin Handal, Ayşe Arabacı, Semra Keskin var. Hani uzun süredir bu işi yapan, ama bilmediğim de varsa bu benim cahilliğimdir. Kusura bakmayın. Ama kış dağcılığı anlamında bunu baz alarak söylüyorum. Ya da yüksek irtifa anlamında. Tabii ki... Hümeyra'yı unutmayalım. Hümeyra'nın 4 tane 7000'liği var biliyorsun Aydın'dan. Tabii. Bak önemli. Ama işte buraya katılan insanların da aşağıya yazmaları lazım. Peki, örnek aldığın dünya skalasındaki kadın dağcı kim? Ya da dağcılar. Ya örnek aldığım diyemem çünkü bildiğin gibi yabancı dağcılar inanılmaz bizden öndeler yıl bazında, yani 100 yıl bize basarlar. Ama şöyle Vanda Rutkiewicz'ten, bizim kulüpten de Kadriye var. Tamam. Kızı oğlu, onu da belirtelim, ayıp es geçmeyelim yani. Şöyle Vanda Rutkiewicz'in hayatından çok etkilenmiştim. Kitapları biliyorsun Türkiye'de Nedim Sipahi çeviriyor. 4-5 tane dağcı kitabını çevirdi ve Vanda Rutkiewicz'i anlatan Hayaller Kervanı kitabı vardı. Ve ben o zaman o kitabı okuduğumda Kazbek Kış'a hazırlanıyordum. Çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Mesela o da toplumsal baskıya rağmen aslında dağlara gidiyordu. Çünkü onun da hani gitmesi istemiyordu. Bir kadın olarak aslında sorumluluklarından kaçtığı söyleniyordu. Yani örnek almak diyemeyiz tabii. O çok daha başarılı şeylere imza attı ama etkilenmiştim. Vanda'yı biliyorsun. Evet, ben de onu söyledim zaten. Evet, onun üzerine koyacağın başka birisi var mı? Ya da yanına koyacağın, ekleyeceğin dünya skalasında. Ya 9 kez Everest'e çıkmış Sherpa bir kadın vardı. Şu an sanırım Amerika'ya yerleşti. Şu an ismini hatırlayamadım. Lakma Sherpa mıydı? 9 kez Everest'e çıktı. Evet. Onu evet. Saygıyla hem de hala yaşıyor kendisi. Ya şimdi tabii ki
Özellikle yüksek irtifa, kış dağcılığı biraz ülkenin sosyoekonomik kültürel yapısıyla ilintili. Örneğin bizim Tunç biliyorsun yıllardır 14-8 binliği bitirmeye çalışıyor. Ama batılı bir dağcı geliyor 6 ayda tak 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 hepsini yapıp gidiyor. Ama Dehşet bir şey. yani hem Dehşet bir hükümet olay. destek veriyor hem inanılmaz bir sponsorları var insanların ve biliyorsun her dağda ulaşımını sağlıyorlar o insanlar. Yani bizde öyle şeyler yok. Hani hep kendi çabalarımızla. İşte ülkeyle de ilintili bu. Yani şimdi ne kadar da sen şey yapsan bir yerde tıkanıp kalıyorsun. Ülkenin olanaklarıyla ancak bir yerlere gelebiliyorsun. O yüzden de çok tane şey görmemek lazım. Peki Esin Handalı biz kış dağcılığında görüyoruz. İkinci duvarda görüyoruz. Uzun duvarlarda görebilecek miyiz? O tarafını neden ön plana çıkarmıyorsun? Zaman mı Partner bulamıyorsun? yok sönmez. Bütün partnerlerim kaçtı benden. İşte ilk kaçan ben oldum. Kaçan kurtuluyor. Yani kayada benim için biliyorsun. Hani yüksek irtifa ya da kış dağcılığına bile az tanıdığım kişilerle belki giderim ama kaya etaplarına biraz daha bir öncemiz ya da bir tırmanışlığımız olması gerekiyor. Yani güvendiğim partnerlerle gitmeyi istiyorum. Ama son birkaç yıldır bunu bulamadım. Zaten Almanya'ya yerleştiğimden beri şu an pek bir partnerim yok. Burada anca Boulder'lara gidiyorum işte. Boulder Ha, yapıyorum. Uzun evet, duvar o yok. gittim. Almanya kısmına gelecektim. Münih'tesin. Ve şey, biliyorsun insanlar yurt dışına gidince, evlenince dağcılığı bırakır. Sen ikisini de yaptın. Hem evlendin hem yurt dışına gittin, bırakmıyorsun. Hala sürdürüyorsun. Yani sevgili Tuncay sana yani eşin nasıl yardımda bulunuyor, destek oluyor ya da bırak bu işi yeter artık bir gün seni kaybetmek istemiyorum gibi anlatabilir misin bunu biraz? Bir ortaya karışık koyabilir misin? Ya şöyle ki ben zaten 6 yıldır, yok 5 yıldır evliyim ve eşimle Kilimanjaro Dağı'nda tanıştık. Son kampında 4200 metrede ya da 4400 metrede. Yani bu yüzden hem dağda tanıştık, hem benim dağcı olduğumu biliyor, bu işe gönül verdiğimi biliyor, bütün hayatımı buna adadığımı biliyor. Yani işimi bile buna göre seçiyorum ben artık. Bu yüzden ciddi anlamda saygı duya. Ona sorsanız belki keşke bıraksaydı derdi ama ilk yıllar. Şu anda şu moda girdik. Şimdi sen de biliyorsun 6 yıldır her yaz yüksek irtifaya gittiğim için düzenli olarak adam nefes alıyor sönmez. Şimdi bana diyor ki ya diyor hadi senin gelmedi mi 7000'lik vaktin sen bir gitsen de ben bir rahat etsem falan diyor. Yani böyle kocalar herkesin başına diyelim yani. Çok şanslısın yani Amin. gerçekten. Vallahi bak yani Tuncay'ın bunda büyük parmağı var. Şu an kameralara gelmiyor ama gelse ben soracağım aslında. Adama bir dedikodunu yapacağız ama işte funduna düşürürsen getirt oraya. Yani desteği ol. Destek olmadan bu işler olmuyor zaten. Zor hakikaten. Çünkü burada bırakıyorum yani bir ay boyunca işte. Bir de bunun Türkiye'de hazırlık aşaması var biliyorsun. Ben buradan direkt 7000'e uçamıyorum. Aladağlarda ve öncesinde de hazırlık yapmamız gerekiyor. Hem ekiple hem kendim. Bu yüzden minimum 2 ay boyunca beni görmüyor hocam. Sanırım bu yüzden izin veriyor. Ben de emin değilim. Tuncay'la benim bir ara konuşmam lazım baş başa. Bu hikmeti sorunu Hayır, seni konuşturtmam. çözmem Sonra izin falan vermez. Hayır, karışmayın bana. zaten Almanyalara gitmişsin, kaçıp gitmişsin daha ne yapalım? Bu arada niye Almanya'da olduğumu sormuşlar. Evet, eşimden dolayı. Yani eşim zaten Almanya doğma büyüme ve iş yeri burada istedi onu. Mecburen buradayız. Yoksa bu bir tercih değildi. Hani Alman alplerine yakın olayım diye gelmedim arkadaşlar. Türkiye cennet çünkü. Peki Almanya'da yabancı partner bulamıyor musun? Hani bir Alplere gideyim, duvara gideyim. Böyle bir imkan olmuyor mu? Yani şey mi? Yabancılara karşı soğuk mu duruyorlar? Gerçi şu an pandemi dönemi de var. Nasıl oluyor? Bir anlatıp aktarır mısın? Şöyle yani şimdi Almanya'da 3000'in üzerinde dağ yok biliyorsun. Burada bir tek Avusturya Alpleri ya da İsviçre Alplerine gitmemiz gerekiyor. Ama inan Avrupa'da bile yaşıyor olsan ülkeler arası geçişte ve her hafta sonu mesela İsviçre'ye gitmeye kalksam ben zaten elde avuçta kalmaz. Yani pahalı şeyler bunlar.
Ve Almanya'da 3000 metrenin üzerinde dağ olmadığı için genelde kaya tırmanışına yöneliyor insanlar. Şimdi burada kaya tırmanışı partneri bulmak çok kolay değil. Şöyle ki ben hep yüksek irtifa ve dağcılık için burada partner aradım. Ve bana hep şöyle bir fikirle geldiler Almanlar. İşte tamam sen şu şu dağları çıkmışsın bize rehberlik yap. İşte bizi Elbruz'a götür, bizi Kilimanjaro'ya götür, işte bizi Kazakistan'daki dağlara götür diye geldiler. Ama benim hedefim bu değildi. Yani burada rehber olmak istemedim. Başka da partner bulamadım açıkçası Sönmez. Bir de yaştan dolayı sanırım. Yani belli bir yaştayım sonuçta. Bu işte yani 20'likler var, bir de bizim gibiler var. Bizim gibilerde de pek kalmıyor. Ya çok sen yaşa takılma ya. Sen kondisyonunu koruduktan sonra çakı gibi olduktan sonra yaş hikaye. Biz yani çoğu gencin eline verirsin bence, öyle söyleyeyim yani kaba tabirle. Neyse, Sağ ol. konuştum benim burada. Hakikaten rütük gelecek şimdi başımıza. Eski Çok günlere döndüm uzattı. bak. Çünkü güzel gidiyor program. Son 10 dakikaya girdik bu arada. Sevgili dostlar, bu arada önümüzdeki dönemlerde akışımız devam edecek. Bazı arkadaşları da üst üste alacağım. Mesela federasyon başkanını alacağım, Ersan Başkan'ı. Sonra sevgili Öz Poyraz alacağım. Hemen akabinde Yıldırım'ı alacağım. İbrahim'i düşünüyorum. Alper Hoca'yı düşünüyorum İngiltere'den. Sonrasında kafamda şu an sürpriz isimler var. Onları söylemiyorum. Perşembe akşamı da Boldurhane'den sevgili Arda ve Efe'yi alacağım. Biraz da spor tırmanışı konuşacağız. Onları irdeleyeceğiz. Yani dolu dolu gidiyor program. Ha, şey soracaktım. Pandemi nasıl yaşadığın bölgede? Almanya sanırım diğer Avrupa ülkelerine göre daha disiplinliydi. Yani koşabiliyor musun? Açık alanlarda sporunu yapabiliyor musun? Biraz bunu bahseder misin? Ya bizde pandemi Türkiye'deki kadar birebir yaşanmadı. Çünkü bizde şöyle bir şey oldu. Dışarı çıkmamayı tavsiye ederiz. İşiniz, mecburi işiniz yoksa çıkmayın gibi söylemlerle. Yani direkt yasak konmadı bize. Bir de bizde aslında insanlarla buluşmak ve görüşmek yasaktı. Yani tek yaptığımız sürece sporumuzu her türlü yapabiliyorduk biz. Ben dışarıda koşu yaptım, bisikletimi yaptım ama kısa mesafeler yaptım. Şimdi uzun antrenmanlarım da açıldı. Bir hafta oldu aşağı yukarı Almanya'nın Bavyera eyaletinin açılması. Bizde pandemi kalmadı gibi bir şey aslında. İş yerleri ufak ufak açmaya başladı. Herkes işine geri dönmeye başladı. Birebir yaşamadım. Sadece sosyal anlamda çok kapandık biz. Kimseyle görüşemedik. Onun dışında zaten evde ağırlıklı spor yapmaya başladım. Yeni keşifler yaptım evde. Yani daha önce hiç evin içinde spor yapmıyordum. Çünkü burada zaten ormanlar var, gayet güzel yerler var diye. Ama işte evde de böyle ağırlık mağırlık kaldırmaya başladım. Türkiye'de de hani millet gider Mersin'e, biz gidiyoruz tersine gibi. Kapalı alanlar açılacak bizde. AVM'ler açılacak ama sahile inmek yasak. Ormanlara gitmek kesinlikle yasak ama kapalı alanlar açılacak bir zaman sonra. Buna yeni normalleşme deniyor. Ben bir türlü normalleşemiyorum. Eski normalimi arıyorum. Bakalım ne olacak, nasıl gidecek. Bu arada Sezen demiş ki, ya demiş, çok keyifli dinliyoruz, hani çok komiksiniz gibi. En keyifli programlardan biri oldu bu arada bu da. Onu da Bir şey söyleyeceğim. söyleyeyim. Biz karla yaparı konuşmuyoruz zaten. Stand up yapalım seninle ya. Yaşlı kurt iki tane. Şu Bu arada yaşlıyı söyleme. barlar açıldı Almanya'da. Hiç merak etmeyin. Oo, vay vay vay. Şimdi bence Almanya'nın en güzel yerindesin. Münih'te çok güzel kaya tırmanış bahçeleri var. Bir tanesi çok şeye yakın, İtalya kısmına yakın sanırım. Çok güzel bir yer. Oraya kesinlikle git. Münih'in batı kısmında, güneybatı kısmında harika bir yer. Garmiş tarafıdır o. Çok muazzam bir bölge. Doğa harikası 10 numara. Ya Oraları kaçırma. benim bu seneki planlarım aslında Sönmez çok ilginç. Öyleydi. Yani ben Almanya'daki birçok işte o güney tarafında dediğim birçok dağa gittim zaten. Antrenman amaçlı hatta işte zaten 2500 böyle 2800 maksimum olduğu için hatta koşuyordum dağlarda birçoğunu gördüm ama bu seneki işte planlarım Avusturya Alplerine gitmekti. Bize biraz daha yakın çünkü. Bir de İtalya'da Dolomitlere gitmekti. Yani 2 yıldır burada burnumun dibinde ama ben 2 yıldır Dolomitlere hiç gidemedim.
Çünkü her yaz biliyorsun Temmuz-Ağustos ayında yurt dışında oluyorum ve bir türlü görememiştim. Bu seneki planlarım oydu, maalesef İtalya'da kapandı. Öyle bir kaldık. Eyvah eyvah. Şimdi Esin'ciğim, üçüncü yayına geçiyoruz. Orada da artık son böyle soruları, temennileri, istekleri alayıp arkadaşlara da çok bekletmeyelim. Bakıyorum saate ilerlemeye başlamış. Sağ olsun bayağı bir ilgi alaka var. Tabii Almanya'da saat daha erken. Bir sonraki şeyde sen de kafanda bir değerlendir. Nelerle bitirelim. Çünkü burayı el sallayarak arkadaşlara kapatacağız. Şimdilik ben yayına burada ara veriyorum. Bir 5 dakika içerisinde yeniden gireceğim. Sen abi, yine... iyi bayramlar. Bayram mesajı aldım araya. Ha, evet. Onlar zaten hiçbir yerde eksik olmuyor. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Üçüncü ayına bekliyoruz. Daha birçok konu var. Çantada bekleyen sürpriz konularımız var. Onları da çıkartacağız. Evet. Yavaş yavaş arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yayınımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Biraz katılımın artmasını bekliyorum. Evet dostlar, yavaş yavaş sayımız yükseliyor. Şu ana kadar ne konuştuk? Ben ufak bir özet geçeyim. Esin'in dağcılık serüveni, sonrasındaki hırsının azme dönüşmesi, peşinden yurt dışı tırmanışları ve Türkiye'deki bir dönemin iyi tırmanıcılarıyla birlikte hareket etmesi ve kar leoparlığına kadar uzanan bol, dolu dolu bir şey oldu aslında, ivmeleri oldu. Ve bence o yaşa takılmış ama ben daha ileri götüreceğini düşünüyorum. Yani bir 10 yıl daha, şu ana kadar 10 yıl kadar neler kattıysa bir 10 yıl daha bir şeyler katacağına inanıyorum. Şimdi Esin'i alıyorum, kaldığımız yerden söyleşiye devam edelim. Evet. Esin'i bekliyoruz. Sayımız yavaş yavaş yükseliyor. Merhaba Esin. Merhaba. Yorulmadın mı sen mesaja? Bizim işimiz bu efendim. Oo. ama yorarız istiyorsan. ama şimdi güzel keyifle başladı. Keyifle gidiyor. Hep de böyle olsun. Tüm konuklarım senin gibi güler yüzlü olsa, rahat olsalar, evinde gibi olsalar ki evindeler. Vallahi mecburen evdeyiz. Yoksa bizim ipimizi salsalar anında kaçacağız biliyorsun. Bağladılar bu sene. Şimdi aklıma gelmişken sana tatlı sorularla hemen başlayayım. Bugüne kadar Esin Handal'ı en çok zorlayan dağ çıkışı ya da tırmanışı hangisi oldu? Demavent kış oldu. Çok kamp soğuktu. Yükü mü? Kamp ya, soğuk değil mi? Tabii. Hem soğuk hem kamp yükü yani zordu. Oldukça zordu. Bir de herhalde o dönem biraz daha kondisyonum düşüktü diye düşünüyorum. Çünkü sonrasında daha da uzun tırmanışlar yaptım ama en zoru hatırladığım Demavent kıştı. İnanılmaz soğuk. Kadri arkadaşımızın ağzından bal damlıyor. Normalde pek bu kadar cömert değildir. Bizim kulübümüzün dağcı kadın tırmanıcılarından birisi. Kendisine ne burada selam gönderiyoruz. evet. Peki en çok sevdiğin tırmanış hangisi oldu bugüne kadar yaptığın? Yani birçoğu güzeldi, öyle ayırt edemem ama Küçük Ağrı tırmanışı çok hoşuma gitmişti. Çünkü onu özel olarak, hatta belli bir sayı oluşturabilmek için ben organize etmiştim. Ve minimum böyle 7-8 kişi olmamız gerekiyordu maliyetini kotarabilmemiz için. Küçük Ağrı tırmanışı çok zevkliydi. Hiçbir teknik zorluğu yoktu. Aslında kolay bir tırmanıştı ama yıllardır böyle kapalı bir dağdı ve sadece işte biz bir çıktık. Yani böyle çok kısa süreli açıldı, izin verildi ve sonrasında tekrar kapatıldı. Politik nedenlerden ve güvenlikten dolayı. Yani orayı çok beğenmiştim. Bir de mükemmel bir manzara, böyle Ağrı Dağı'nı seyrederek falan çıkıyorsun zaten. Peki Türkiye'de çıkmadığın dağlar var mı? Ya da çıkmayı istediğin yakın zamanda klasik, teknik,
Kış. Çıkmadığım dağ konusunda hani klasik bilinenlerin birçoğuna çıktım. Yani hepsine aşağı yukarı, ama Aladağlar'da biliyorsun yani 3000'in üzerinde 200'e yakın zirve vardır. Ben onların anca bir herhalde 80'ine falan çıkmışımdır. Hepsini tabii ki tamamlayamadım. Öyle bir şansım yok. Ama onun dışında hani klasikleri sayarsan işte Kaçkar, Erciyes, Ağrı, Süphan, Hasan Dağı, yani bu tür işte bilinenlere çıktım hepsine. Düşündüğüm de var tabii ki Aladağlara gidip bir ay boyunca tırmanış yapmak var en kısa zamanda. Evet, şimdi düşünüyorum da demin mesela benim de aklıma geldi. Demavent kışa ben de gitmiştim 2006 yılında. Daha Ağrı kışı yapmadan, Ağrı'ya çıkmadan klasiğini bile kışına gitmiştim Demavent'in. Ki batı rüzgarı çok kötüdür Demavent'in. Şu sol tarafımın simsiyah olduğunu biliyorum soğuktan. O yüzden senin neler çektiğini anlayabiliyorum. Sonrasında Ağrı kışa gitmiştim. Ben hep kışlarla gittim. Bir tek Elbrus kışı denemek istemedim. Çünkü oradaki fırtınanın ne kadar yakalandığında ölümcül olduğunu biliyorum. Ki yakalandık da öyle bir fırtınaya. Hatta manşet olmuştuk o zamanki hürriyet efendim ne vardı radikal falan milliyet. Türk dağcılar Rusya'da Elbrus'da kayboldu. Dan 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 dan. O çok enteresan bir olaydı. Ama bu arada bir... ben Elbrus kışı da Adem Gül'le beraber çıktım, ama ben Elbrus kışı da daha önce solo denemiştim kışın. Ve iki sefer denedim. Bir Ruslarla denedim, bir de solo denedim. Bu üçüncü tırmanış. Yani ben hani ilkleri de yaparken öncesinde de bayağı bir çabalamışlığım var aslında. Biraz da ilkler hakkında bayağı bir eleştiriler var. Geçen söyleşilerde katıldım bu şeylere de. O ilklere, ilk Türk tırmanışlarına geleceğim. Çünkü ilk tırmanışlar, ilk Türk tırmanışı adlandırılan şey aslında altı dolmadığı zaman aslında sıkıntı oluyor. Birazdan ona geleceğim ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun Türkiye'nin Alpleri Aladağlar, Türkiye'nin Himalayaları da Cirolar diye adlandırılıyor. Ben 2013 yılında Cirolara gittiğim zaman kış tırmanışına, aslında seni de almak istiyordum ama o dönem bir irtibatsızlığımız oldu. Seni alamadım. Çok isterdim olmanı o çıkışta. Çünkü 82 yılında Kemal Çepa ve Muzaffer Özdemir tarafından çıkılıyor. İlk kış tırmanışı yapılıyor. Daha önceden kış çıktığını iddia eden bir takım doneler var ama hiçbir türlü kaynak yok. Hatta Kemal Çepa'ların da 82 yılında zirveye çıktığı yönündeki şey bir türlü ayakları yere basmıyor. Çünkü belge yok. Fotoğraf yok. Ve biz 2013 yılında gittiğimizde, o zamanlar Barış dönemi adı altında izin almıştık. Gittik o zaman bölgeye. Bizden önce tabii gazeteler, televizyonlar gitmişti. Çünkü ilk defa 32 yıl sonra ilk defa Ciro Dağları'nda kış tırmanışı yapılacak. Yazın Yılmaz ve gitmişti, Doğan gitmişti. Pardon, Yılmaz demiştim. Tunç ve Doğan gitmişti. Duvarı çıkmışlardı ama kış muallaktı. Ve biz gidip zirveye ulaştığımızda zirve defterinde 82 yılında çıkan kişinin Kemal Çapa ve Muzaffer Özdemir olduğunu öğrendik. O yazıyı da görünce, imzalarını Kemal görünce... Kemal Çapa evinde bizi konaklatmıştı. Yani inanılmaz yaşayan bir anı aslında kendisi. Tabii. Ve hala biliyorsun hani aksak ayağına rağmen çok güçlü bir insandır. Tabii. Böyle bir tarihi olaya da tanıklık etmek doğrusu çok hoşuma gitti. Hani daha öncesinde Yalçın Koçlar çıkmış ama yazını çıkmışlar. Ama kış tırmanışını yapan, ilk yapan Kemal Çapa'ydı. Biz de 32 yıl sonra tekrarın ikinci tırmanışını yapmıştık. Ben üçüncü olduğumuzu zannediyordum. O çok güzeldi. Sonrasında da gelen dönemde... Şimdi yine kapalı biliyorsun. Yani bu işte bizim şanssızlığımız aslında. Yani Ağrı'ya da tırmanamıyoruz, Cilo'ya da tırmanamıyoruz. Çok güzel buzullar var. Buna da çıkamıyoruz. Her dönem gittim, her kış Cilo'lara gittim yine. Ama ya hava patladı, ya oldu, ekip yetersiz oldu. Yahut da korniş koptu bir keresinde. İddiasılı kaldık falan böyle kuzey, 1000 metre kuzey boşluğunda, duvarının boşluğunda. Ve bir türlü daha ondan sonra Cilo bize izin vermedi. Cirolara ileriki dönemlerde gitmeyi düşünüyor musun? Kış, yaz, var mı böyle bir hedefin, bir düşüncen? Ya benim şu anda öyle hedeflerim yok zaten. Almanya'da yaşıyorum biliyorsun.
Ama vakit olursa, bir proje olursa ya da fırsat bulabilirsem tabii ki de ben her dağa giderim. Hiç öyle ayrımım yoktur biliyorsun. Yani ekip ve grup ayrımım da yok. Ama Biz şu kulüp an oturup hani öyle bir hedef önüme koyamam. Ben bir kere Almanya'da yaşıyorum. Hani buradan kalkıp bu tür tırmanışlar için özel olarak hafta sonu gelemem. Evet, zaten 2 günlük de sığmıyor. 1 hafta falan gerekiyor en az ciloya. İşte ulaşımı, git gel, konaklaması, oradan ulaşımı falan. Biz geçen yıl gittik 2019'da, 2015'te, 2013'te. Bu yılda bu pandemi olmasaydı belki o zamana kadar kalkar. Aralık ayında gene düşünüyoruz. Kulüp olarak da herkese açığız, alıyoruz. Yani bir şeyine bakıyoruz şöyle CV'sine. Ve bir ekip olarak yine gidip bu sene denemek istiyoruz doğrusu. İlk Güzel bayağı. tırmanışları, evet, ilk tırmanışlardan bahsettik Esin. Ben bir soruya cevap verebilir miyim? Kaçırmıştım. Sen konuyu anlatıyordun, Ha tabii, bölemedim. sen şey yap, yakala. Ben kaçırıyorum çünkü. Karçal Dağları'na çıktınız mı diye birisi sormuş da yani çok ilginç. Ben Karçal Dağları'na daha federasyon eğitimlerini almadan Artvin Beyazsu Yaylası'nda kalıyordum o zamanlar ve oradan çıkmıştım ve oranın aslında Karçal Dağı olduğunu bile bilmiyordum ve benim aslında kayayla ilk haşır neşir olduğum dağdı. Çok etkilenmiştim, çok sevmiştim ve tek başıma oranın zirvesine ulaştığım için çok mutlu olmuştum açıkçası. Evet, oraya da çıktım. Bir onu yakaladım. Karçalı evet fazla bilmiyorlar. Türk dağcıları da fazla gitmiyor. Karçallar güzel bir yer. Ben de gittim. Teknik otaları Çok da var. etkileyicidir aslında. Kış tırmanışı yapılabilir alpin tarzda. Gelelim ilk Türk tırmanışları yahut da ilk çıkışlara. Biliyorsun bizim ülkemizde böyle bir şey de var. Ortaya çıktı. Çıkıyor insanlar bir daha. İlk Türk tırmanışı diyor ya da ilk tırmanış diyor. Mesela ben de Jumfroy'a ilk gittiğimde araştırdım. Hiç çıkan Türk yok. Fakat Kresin'den çıktığın zaman da ilk Türk tırmanışı demek doğrusu biraz abes kaçıyor. Bunu demek yerine farklı bir rotayı denedik. Yaklaşık 6-7 iplik bir yeni rota, bizim için yeni bir rotadan girdik. Hatta yukarıda İtalyanlar bizi izliyormuş Jumfroy'da. Bizim yeni rota açtığımızı düşünüp beklemişler bizi ve heyecanlanmışlar. Oysa biz rotada kaybolmuştuk. Fark etmeden de yeni bir rotaya girdik. Ve sonrasında geç saatlerde olsa Jungfrau'nun zirvesine ulaşmıştık. İtalyanların bize alkışlaması, destek olması çok hoşumuza gitmişti Jungfrau'da. Sonradan bunu hani yazdık ama aslında böyle bir kirlilik var artık şimdi. Adam çıkıyor bilmem ne tepesine ilk Türk tırmanışı diyor. Ya da gidiyor başka bir bölgeye. Hiçbir zaman da çıkılmayacak belki. İlk işte tırmanış diyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani sence altı doldurulmuyorsa, ülkem dağcılığında bir ivme kazandırmıyorsa, mesela ilk defa diyelim Türkiye'den gidilip de Han Tengri'ye çıkıldığı zaman ilk Türk tırmanışı demek belki çok doğru olmayabilir. Çünkü orası hep çıkılan bir yer, Yani hep çıkılan bunların doğru düzgün araştırmasını yapılması gerekiyor. Her önüne gelen ilk diye ortaya atılmaması gerekiyor. Şimdi herkes bu açıklamayı yapmadan önce sadece federasyon soruyor mesela. Sen bile benim raporlarıma ulaşamamışsın ki beni tanıyan ve yaptığım tırmanışları bilen bir insansın. aynen. Niye? Çünkü ben Aynen öyle. bütün raporlarımı ki bütün çıkışlarımı da hatta yani Aladağ çıkışlarımı bile raporlamışımdır ben. Bunları sadece federasyona gönderdim ama Türkiye'de tek kaynak federasyon değil ve kaynakların federasyonda düzgün bir şekilde yıllar boyunca tutulduğuna çok inanmıyorum. Yani bu insanlık işte hatasıdır. İşte başına geçenler falan değiş tokuştan tutulamamıştır bu kaynak. Ama bizde ODTÜ Dağcılık var, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çok güzel bir arşivi var. Senin de dediğin gibi dergiler var. Bu ilk çıkışları yani şöyle söyleyeyim, ben de birçok ilk çıkışı Takoz dergisinden filan takip etmiştim. Federasyondan birçok bilgiye ulaşamıyorsun ya da eksik çıkıyor. Şimdi bir şeyin ilk olduğunu söylemek için önce bir tarihçesini bilmeniz gerekiyor. Mesela sen Avrupa'dan bahsediyorsun. Avrupa'da bir şeye ilk dememiz aslında çok zor. Çünkü Avrupa'da yaşayan o kadar çok Türk var ki o Türklerin çıkış raporuna Türkiye'de rastlayamazsın. Yani bu kaynakları hem İngilizce hem Almanca başka dillerde de aratmak zorundasın. Han Tengri ya da diğerleri için de şimdi onlar da çok fazla her sene gidilen dağlar.
Ve biraz ilklerine ulaşmak artık zor. Yani onların ya teknik rotasını çıkacaksın, ya hız çıkışı yapacaksın, ya kış çıkışı yapacaksın. Bunlar i̇şte, artık. Ülkemizde bu işi düzgün yapan bir kişi vardı. Mehmet Yaldız, senin de eski partnerin. Mehmet Yaldız bunu güzel şey yapıyordu. O daha çok yüksek irtifayla ilgileniyordu. Ben demiştim ki Mehmet'e, ya dedim Mehmet, bak dedim, bizim 5000'liklerimiz var, işte 4000'lik dağ çıkışlarımız var, teknik tırmanışlar. Alplerde orada burada dedim, bunları da şey yapsana dedim, raporlasana falan dedim. Hocam dedi, onları da düşünüyorum dedi, onları da başlayacağım dedi, ama adamı küstürdüler ya da kendi özel ya işte sorunlarını... Mesela Avrupa çıkışlarını Ömer Burhan Tüzel'e sorulabilir, çünkü o da Avrupa'da yaşadı, o da biliyor. Muzaffer Erolgez'in inanılmaz bir kaynakçısı vardı, ama biz işte yani bu eski insanları ya da çok deneyimli insanları böyle bir çırpıda es geçiyoruz. Yani emeğe çok saygımız yok aslında. Araştırılması gerekiyor. Mesela Mehmet Yıldız da bir şey ilk derken, ki biz Mehmet'le de işte ilk Demavent transı yaptık. Kış transı ve ağır kış transı yaptık. Ama öncesinde Mehmet her türlü kulübe özel olarak mail atıp bunların onayını alıyordu ve bunlara soruyordu. ODTÜ dağcılığa da ayrıyeten soruyordu. Çünkü onlar kaynaklarını çok paylaşmıyorlar biliyorsun. Yani uzun araştırmalar sonucu bunlar söylendi. Ya bir de aynı şekilde mesela solo tırmanışlar için de aynı eleştiriler söz konusu. Bir dağda solo tırmanış olması için aslında o dağda senin yalnız olman gerekiyor. Eğer o dağda başka ekipler varsa o solo tırmanış olmuyor. Yahut da bir rotada... Böyle. Biz beğensek de beğenmesek de teknik olarak aynı rotada ve aynı doğrultuda kimsenin olmaması gerekiyor. Bir de mevcut birilerinin döşediği, guide'ların döşediği hatları kullanmamak gerekiyor. Yani aslında solo tırmanış sadece tek başına olmak değil, tek başına rotanı açmak, kurmak, ilerlemek, o anlamda aslında sıkı bir iş. Senin solo tırmanışın oldu mu bu anlamda? Yani Türkiye içerisinde ya da yurt dışında? Yani 7000'likte olmadı ama Türkiye'de oldu. Aladağlar'da oldu. İşte Karadeniz'de oldu ama mecburen oldu. Yani hiçbiri planlı değildi aslında benim. Ben oldum olası solo tırmanışı çok sevmiyorum. Aladağlar'da ekip benden önce, yani planı değiştirip bir gün önce yola çıkmışlardı. Buluşma yerinde yoktu kimse. Ben mecburen tırmandım solo tırmanışı. Başka nerede? Karadeniz'de de işte aynı şekilde mecburen. Yani Beyaz Su Yaylası'nda işte kalıyordum ve gördüğüm dağlara çıktım. Orada da partner bulamadığım için. Mesela geçen söyleşilerde İsmet İnan'ı almıştık. Ona bir eleştiri vardı. İşte ticari ekspedisyonla birlikte bir 8000'liğe gidiyor. Ve işte ilk kadın tırmanışı diye adlandırıyor mesela. Ama bununla ilgili bir eleştiri geldi. Çünkü hem bir ticari ekspedisyonla gidiyor, hem de dağda birileriyle birlikte çıkıyor diye bir eleştiri vardı. Ama İsmet de şunu söylemişti. Yani ben Türkiye'den zaten çok zor koşullar altında, zor imkanlarla, bu koşullarla, sponsorluklarla buraya kadar gelebiliyorum. Yani bunu yapabiliyorum. Yani ben orada oturup da kavramları yahut da stili tarzı konuşacak durum yok. Çünkü benim yakaladığım bir şans, bunu değerlendirmem gerekiyordu diyor. Belki o kavramlara, stillere, tarzlara belki dikkat etmek gerekiyor. Ya da çok yazıp çizmemek gerekiyor bu anlamda. Yani çünkü bizde şöyle, böyle bir durum var. Evet haklısın, bazı kavramlar yanlış kullanılıyor. Hatta ilk kelimesi oluşturulabilmek için çok çaba harcanıyor aslında. Hani belki beni de eleştiriyorlardır ama ben önüme gelene ilk demedim. Yani ayrıca ben ilkleri yapacağım diye bir şey de söylemedim. Şimdi burada tartıştığımız diğer konularda işte solo ya da bir acenta ile gitmesi... Kelimelere takılmadan insanların emeklerine ve çabalarına, çünkü daha kimse kimseyi sırtında taşımıyor, çıktıkları yüksekliği tebrik etmeliyiz bence, yaptıkları başarıyı. Ama belki biraz daha teknik kelimeleri doğru kullanmamız gerekiyor. En azından sosyal medya ya da haberlerde. Çünkü dünyada bizim yaptığımızı yapan çok insan var. Şimdi haberlerde ilk kez Popeda'ya çıkan Türk derlerse benim için... İnanılmaz bir yanlış olur bu. Benden öncekilerin emeğine saygısızlık olur. Bu yüzden kelimeleri, teknik tanımlamaları doğru yapmalıyız bence. Tabii. Belki bu yanlış şeyden de geliyor. Hani bizim önümüzdeki daha bir şey var. Gerçeklikler var. İşte mesela ünlü yüksek irtifacı arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Çıktığı her yeri ilk. Bir yerde rota açılıyor. Türkiye içerisinde de ilk. Yani şey oluyor artık bu. Yani onun tekrarı olmuyorsa, Türkiye dağcılığına, ülke dağcılığına bir şey kazandırmıyorsa aslında hepsini ilk demek de doğru bir şey değil. Yani bir anlamı olacak, bir karakteri olacak, bir kazanımı olacak.
Bunu yapılmıyorsa olmaması gerekiyor. Demez hocam, olsun ya. Kimseyi eleştirmeyelim. Sen gene dostane ol, herkese kucak aç, boş ver. İsteyen evet. Herkes dağlığa çıksın yeter. Şeye ne diyorsun? Ticari ekspedisyonlarla yapılan tırmanışlara ne diyorsun? Buna bakış açın nedir? Ben bir şey demiyorum. İsteyen istediği yere çıksın. Beni çekemezsin o konuya. Aslında yani tamam. Ben kimseye bir şey demem farkındaysan. Bu tamam. Arada Gürcistan'da hangi dağlara çıkacaksın diye bir yerden bana soru gelmişti. Gürcistan'da sadece Kazbe'ye çıktım aslında. Böyle partner buldum orada. Bak söyleşten sonra ben direkt Gürcistan'a gidiyorum. Demin aklımdaydı, unutmayayım. Şeyden geldi. Federasyon aslında bir dağcılık müzesi artık kurmalı. Hangi yönetim gelirse gelsin ne olur artık şu dağcılık müzesini kurun. İşte bendeki bilgiler, sendeki malzemeler, dergiler, bir şey soracağım. Ne varsa aktarılsın ki bunlar. Sen burada şimdi bize müzelik mi demek istedin? Ben anlamadım tam. Biz müzelik mi oluyoruz Sönmez? bir de neyse. Bana diyorsun yaşa taktı diye. Aşk olsun ben, müzelik ettin bize. İlgili yerleri söyledim yani. Sen diyorsun alınma. Daha değil. Seni daha müzeye kaldırmak için daha vakit var. Merak etme. Diyorum ya sen bir 10 yılda bunları yaptıysan bir 10 yılın daha var esin yapacağın. Unutma. Bak Gürcistan'a gidiyorum. İnşallah. Ne kadar güzel. peki. Biz kulüp olarak Alpleri düşünüyoruz. Gene böyle bir ekip olarak gitmeyi. Öyle katıldığımızda gelip bizimle katılır mısın? Çünkü Alpleri oradan kaç saat bilmiyorum. 4-5 saatte gelirsin herhalde dibine. Yani bunlar konuşulur. Dediğim gibi siz yeter ki planı yapın. Bir de ben 3 yıldır zaten burada yaşadığım için her önüme gelene hadi gelin tırmanış yapalım, hadi şuraya gidelim, buraya gidelim hep dedim yani. Hani bak, zamanım olursa, fırsat olursa tabii ki neden olmasın. Bir de en Avrupa'da, kötü biliyorsun aramızda bir gün oluyor, biz gene buluyoruz birbirimizi dağda. Aynen öyle valla. Bir de şey var, Avrupa'da iç uçuşlar çok şey ucuz oluyor ya, 10 euroya İtalya'dan işte Fransa'ya uçabiliyorsun. Böyle bazen bilmiyorum ben karayoluyla geliyorum Sönmez, sıkıntı değil. En kötü bisiklete atlar gelirim, gene gelirim yani. Evet, bu arada üçüncü etabımızı arkadaşlar tamamlamak üzereyiz. Bitirelim artık, bak kocam boşayacak beni. Bak, bitirelim artık. Uşba mı diyorlar, Uşba. Gürcistan Uşba'ya mı gidiyorsun? Soruyorlar nereye diye. Uşba, Gürcistan'da değil, Rusya'da ama. Yani Rus vizesi almak zorundasınız onun için. Yani, neden Gürcistan'dan olmasın? Yani şu an hiçbir yere gidemiyoruz. Beni bıraksanız dediğim gibi işte İtalya'ya Dolomite gideceğim en yakın. Bana buradan 2,5-3 saat resmen. Şimdi yani hele önce ona bir gideyim. Sevgili Can demiş yeni dağcı arkadaşlarımızdan birisi. Dağcılık Müzesi'nin olduğunu mesela aktarmak istiyorum. Mesela ben İsviçre'de Zermatt bölgesine gittiğimde dağ müzesine girdim. Her gittiğimde de muhakkak o müzeyi geziyorum. Ta 1800'lerden arkadaşlar günümüze kadar ki kullanılan dağcılık malzemeleri, ipler, ayakkabılar, mataralar, sırt çantaları, gözlükler bunları görüyorsunuz. Ve o insanların o malzemelerle neler yaptığını dehşet kalıp yani bugün en modern malzemelerle birlikte bazı çıkışları yapamıyorsunuz. Tekrarı olmuyor, tekrarını yapamıyorsunuz. Bu bakımdan da o müzelerin size çok şey katacağını bilin. Yani bugün sıcak koşullarda dağ evinden kalkıyorsun, termosun doldurulmuş, kahvaltını yapıyorsun, pat diye çıkıp geliyorsun. O yüzden de müzelerin size bunu hatırlatması gerekiyor. Belki de gerçek dağcılık buydu o dönemlerdeki o şartlarda yapılanlar. Şimdi her şey daha rahat, daha kullanışlı ama bu defa da alpinizm biraz dünya ölçeğinde gerilemekte. Bununla ilgili de zaten neden belli. Hani spor tırmanışın çok revaçlı olması, gençlerin ona çok akması. Şimdi spor tırmanıştan pek alpinizme geçen olmuyor ama alpinizmden spor tırmanışa geçen çok oluyor. O yüzden de bir dağcılık müzesi zaten uzun zamandır konuşuyoruz, düşünüyoruz. Mesela benim o mor çanta, Lino Sport'un çantası biliyorsun. O çanta Lino Sport tarafından Everest'i çıkılacak şekilde yapılmıştı. Gidersen veririm ha. Hala duruyor. Yapma Sönmez Hoca, kaç yıllık? Kordura kumaş, 1000 defa sürtünmeye karşı dayanıklı.
Perlon çok uzun. 30-40 santim. Sen en son o çantayla şeytan deresinden kayıyordun neredeyse. Hayırdır, hala duruyor mu o? Duruyor ve düşün yani, ben ciddi şeyde bir bivak götürmüyorum mesela. Boşaltıyorum, içine giriyorum. Boy zaten kısa. O çantanın içine giriyorum yani. Çok da konforlu. 10 numara bir şey. Mantıklı. Esin'cim, yavaş yavaş programı noktalayalım. Hem saatler ilerledi. Seni de yorduk ama güzel oldu, keyifli oldu, güler yüzlü oldu. Umarım evinize neşe, keyif getirmişizdir. Evet, yıllar sonra yeniden konuşmak, görüşmek güzel oldu. Yeni planlar yaparız umarım diyorum ben. Tabii var. Bu arada kadınlara yönelik bu işe başlayacak olan genç dağcı arkadaşlara önerilerin neler olabilir? Bunlarla ilgili bir küçük senden şey alalım, düşüncelerini alalım, övgülerini, önerilerini. Yani yeni başlayan zaten başlasın diyorum ya. Hani bunun kadını erkeği yok, sadece pes etmememiz gerekiyor. İşte bizim o kırılma noktalarını ve biraz daha toplumsal baskıyı tolere edebiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de yılmamak, azimli olmak ve aslında iyi anlamda inatçı olmak diyorum ben. Yani dağcılığı yapın diyor musun? Öneriyor musun kış dağcılığını? Yok, hatta yapmayın. Meydan bana kalsın. Güzeliyiz artık da. Şöyle söyleyeyim. Aynen, biz güzeliyiz. Yani kesinlikle bu kişisel gelişim biliyorsun. Yani özellikle kadınlar için kendi gücümüzün ve varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ben bunu herkese kesinlikle tavsiye ederim. Öğrencisinden yaşlısına, bunun zaten bir yaş ayrımı yok biliyorsunuz. Her türlü ya işte spor tırmanışa, yüksek irtifaya, kaya ya da hepsi beraber 7000'ler çok güzel olabilir. Biliyorsun ben çığ da yedim. Çok ölüm şeylerinden de atlattım dağcılıkta. O yüzden ben aslında mesela çevreme dağcı olun diyemiyorum. Kendi çocuğuma diyemiyorum. Hatta istemiyorum da, tamam mı? Çünkü aslında kış dağcılığı baktığınız zaman yüksek irtifası olsun, uzun duvarları olsun, çok meşakkatli. Yani en ufak bir hatanın telafisi yok. Kendi çocuğuma bile dedim ki olma, dağcı olma. Git spor tırman, git tenis niye oyna. Niye bencillik ediyorsun? Bizim aldığımız zevki ve tatmini niye çocuğunun almasını istemiyorsun? Kış ya, dağcılığı işte, çok da etkileyici bir konu bence. Gelisin diye biz zırdeliyiz diye niye bu insanları böyle şey yapalım? Ha, gidene gitme demiyoruz. Çıkana çıkma demiyoruz. Ama doğrusu ben mesela istemem, ben istemiyorum da açıkça söyleyeyim. Çünkü bunun yıllarca şeyini çektim, meşakkatini çektim. Biz kadife pantolla asker postalarını vazelineyerek dağlara gittik. O zamanki büyük başarıları şimdi yakalayamıyorsun. İşte kaldığı defalarca denemiştik 90'lı yılların ortalarında. Ki ne şartlarda? Yani düşün, o zamanlar kaldı kışa giriyoruz. Tunç bir Ankara'dan geliyor. Biz Ulaş Ersin ve sevgili Utku Ayrılmaz'la birlikte zorluyoruz Habire Kaldı'yı. İlk biz çıkacağız. Hatırlıyorum. 1800'lü yıllar. Biliyorum ben onu. Ne vardı biliyor musun suratımda? Bu bildiğimiz, şimdi pandemide taktığımız o maskelerden vardı. Burnum donuyordu. Çünkü donması o maskelerden takmıştım. Sarı bir manke. İşçi sağlığı adı altındaki o satılan şeylerden, maskelerden takıp o dağa öyle çıkmıştı kaldı kışı. Ya ama koşullar çok değişti biliyorsun. Yani benim de ilk dağcı kaskımız yoktu. İnşaat kaskıyla giderdik yani. Hiçbir şey yoktu Türkiye'de o zamanlar. Biliyorsun ama artık koşullar çok değişti. Daha rahatladı dağcılık. Evet. Ne demiş birisi? Bakayım altta. Mehmet Güngör demiş. En son arkış tırmanışında kahve ikram etmiş. Ha, iyi. Mehmet abi. Yalnız o ağrı kış da dehşet bir şeydi ya. Bizim üstümüzde başka bir ekip vardı, altımızda başka bir ekip vardı. Biz böyle aradaydık. Mehmet'le tektik bana, biz çünkü. Bana kahve kıştı vermemişiz Mehmet Yıldız'la birlikte. Bak. Ya platoda son buzuldan sonra o platoda, ağrının platosunda Mehmet abi oturmuştu İstanbul Üniversitesi'nden. Ve işte ben Mehmet Yıldız'la beraber geldiğinde bize kahve vermişti. Sonrasında biz oradan trans yapacaktık gene. Güneyden çıkıp kuzeye inecektik. Ama kuzey rotasını bilmiyorduk. Yani benim kuzey rotasından ikinci kampa kadar gelmiştim vardı ama son buzul kısmını bilmiyordum. Ve Mehmet Güngör'e şöyle sorduk. O biliyordu çünkü. Çıkışı vardı. Mehmet abi nereden gideceğiz biz? Kuzey rota nerede dedim. O da şöyle de, ya böyle direkt gidin. Oradan dümdüz git. Sola dön. Oradan çıkarsın demişti.
Yani Ağrı 5000 metrede bize yol tarifini bu şekilde vermişti Mehmet abi. Aha, özledik vallahi dağları. Bu sene gerçi federasyonun özel çabasıyla Ağrı izni alınıyor. Oraya gidebilecek. Özledik de Ağrı'yı. Kilolara da gideceğiz. Umarım sen de Türkiye'ye geldiğin zaman kontak kuralım. Ya da biz Alplere gittiğimiz zaman Marsis sen de kontak Dağı'na kuralım. Çıkmadım. Bak oradan aşağıda yazmışlar. Ben Marsis Dağı'na gidiyorum. Wow, Siz Ağrı'ya, çok ben güzel. Unutamadığın bir şey var mı dağcılıkta, özellikle kış dağcılığında? Ya da tamam, burası son nokta, artık pes ediyorum dediğin bir nokta oldu mu? Pes etmedim ya. Ya hiç pes etmedim. Çıkamayacağımı düşündüğüm yerler oldu. Onu da anlattım işte. Ayger'de oldu. Popeda'da oldu. İşte 1,5 metrelik çok zor bir etap falan geldi ama bir şekilde geçiyorsun. Pes etmedim. Bir de yani her türlü şeyi göze alıp gidiyorsun aslında. 7000'lik tırmanışları da öyledir biliyorsun. Biliyorsun bizim 3 korkumuz var. Yıldırım, sis ve çığ. Bunlardan herhangi birine maruz kaldın mı? Çığa maruz kaldım. Yıldırım şöyle elektriklenme başladı ama direkt yıldırım çarpmadı tabii ki bana ama elektriklen başlayınca metalleri attım tabii. Diğeri neydi? Fırtına zaten maruz kaldık yani. Her türlü Sis. içinde kaldık. Sis. Yani siste de zaten yolumu kaybettim. İzleri bulamadım. Ona da maruz kaldım. Yani Popeda'ya kadar çıkıyorsan her şeyi yaşıyorsun zaten. Bir şekilde geliyor başına. Abalakov rotasını düşünüyor musun? Bir daha Popeda'yı denemek istesen orayı çıkmayı hedefler misin? Ya Ya da onu kendi Popeda'yı bir başına daha çıkar seçemiyorsun mısın? aslında. Kendi başına seçemiyorsun. Şöyle ki bizim planımız da aslında Abalakov rotasından çıkmak. Çünkü 2018'de ben işte birinci kampın üstüne gittiğimde Abalakov rotasını çok iyi incelemiştim ve çok daha uygun görmüştüm. Ve Bülent de aynı şekilde daha kısa diye Abalakov istiyordu ama kamp müdürü bize izin vermedi. O seneki koşullar ve kar durumu el vermedi. Bu yüzden Popeda'ya gitmek isteyenlere o karar ancak ana kampta alınabilecek bir karar ve karın durumuna sezona göre verilecek bir karar. Peki 8000'liklerden ilk hangisine çıkmak istersin? Fark etmez, sponsor nereye bulursa. Yani öyle bir önümüzdeki yatan... hedefim yok. Efendim? Evet, o da güzel. Mesela illa Everest olsun der miydin? Yahut da ne bileyim Çoğu olabilir, Manos da olabilir. Demiyorum yani bunlar kısmet meselesi. Hani şu anda bir projem yok 8000 ile ilgili. Sadece görmek istediğim bir yer, bir yani orada olmayı isterim. Ama bir projem yok. Bu yüzden illa demiyorum açıkçası. Kısmet. Partnerler nereye giderse artık bakacağız. Evet sevgili dostlar, bir yayının daha sonuna geldik. Nasıl ama resmi açıklamam nasıl güzel değil mi? Hemen döndün ya, şurada senle benleydik, döndün hemen. Çünkü arkadaşlar da ilgiyle izliyorlar. Yani şey yapmayalım, onları da es geçmeyeyim anlamında. Onlara da bir saygımız var. Bu arada bir daha senden ufakça bahsedeyim. Çünkü yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Yani birinci ve ikinci etapta şey yapmayanları. Şimdi arkadaşlar Esin'in kendi ilk tırmanışları var. Materhon, Sümbül Dağı, Kazbek, Ağrı, Demavent, Ebus, Popeda. Bunlardan hangisi kış tırmanışıydı? Efendim, özür dilerim. Materhon, Sümbül, Kazbek, Ağrı, Demavent, Ebus, Popeda. Bunların hangisi kış tırmanışıydı? Demavent, Ağrı, diğerleri kış değil de Popeda kış değil. Yazdım diğerleri. Evet. Popeda'yı da kış yaparsan artık ikinci bir kar leoparını vermek lazım. Yani yemin ediyorum diğer 7000'liklere gitmeden Popeda kış yapanı direkt verilmesi lazım. İşte Popeda kış içinde 8000'lik kadar bir paraya ihtiyacınız var. Çünkü ana kampa ulaşım çok ciddi problem oluyor. Yüklerin peşinde. Bunun dışında Sivridağ, Mont Blanc, Kilimanjaro, Almanya'daki Zübseis Dağı demişin. Bilmiyorum söylenişi nasıl. Evet. Ayger, Lenin, Korjines, İsmail Somani ve Han Tengiri. Bunlardan hangileri kıştı senin çıktıklarından? Sivridağ kıştı. Ayger ülkemiz için kış ama orası için yazdı. Yok, yazdı Ayger. 7000'likler yazdı tabii. Evet.
İsmail Somini'yi biraz konuşalım. Yani eski adı komünizma olan, Ruslar için hala orası çok özel bir dağ. Biz gittiğimizde Rus dağcı komando ekibi geldi. Her sene de geliyorlarmış. Orada özellikle antrenman yapıyorlarmış. Ne düşünmüşsün ilk 7500 metreye çıktığında? Yani artık 8000'e yaklaştın. Bir de inip çıkıyorsun. Bir tane bir 7000 çıkıyorsun. İniyorsun bir daha 7500'e çıkıyorsun. Hani çok uzun bir dağ, zor bir dağ. Orada nasıl bir yol izlemiştin? İsmail Somon'dan önce biz Kozhnevskaya zirve yaptığımız için vücudumuz alışkındı ve problem yaşamadık orada da. İsmail Somoni biraz daha rahat geldi bana. Son kampında işte uyuyamazsın, edemezsin. 7200 civarı çünkü orada son kampta kalıyorsun biliyorsun. Orada da bir problem yaşamamıştık. Yani vücudumuz uyum sağlamıştı. Biz güzel uyuduk. Yemeğimizi yiyebildik. İştahımız yerindeydi. Vallahi Kozhnevskaya'dan biraz daha şeydi, rahat geçmiş. Çünkü ben Kozhnevskaya'da hastalanmıştım. Ama İsmail Somoni'de sıkıntı yaşamadık. Bak herkes zaten uyuyor. Sönmez hocam. İkisini kıyaslarsak Korji biraz daha teknik. Diğeri ise sadece dayanıklılık gerektiriyor. Hem biraz daha zor. Teknik aslında değil ama daha zor. Aslında İsmail daha zor. Çünkü hem evet, daha yüksek hem de çok çıkılmayan bir dağ. Oranın sabit hattı çok fazla yoktur. Kozhnevskaya'da daha çok sabit hat vardır. Ama işte hangisine önce yaptınız ve vücudunuzu alıştırdığınız önemli. Bir de Kozhnevskaya'nın benim sevmediğim kısmı böyle pis bir çarşak geçişi vardır biliyorsun. Yani ikinci kampa kadar böyle çimenli, kayalıklı bir yerdir ve orada 7000'lik ayakkabıyla geçmek çok öldürdü yani bizi. Pek sevmedim. Ben direkt kara buza girme taraftarıyım. Güzel. Evet Esin'ciğim, keyifli bir sohbet seninle isterim ki akıp akıp gitsin ama sonraki dönemlerde yeniden seni yayına alalım. Böyle gene konuşalım. Enseye parmak tadında ilerleyen bu muhabbetimizi güzel güzel suya sabuna dokunmadan ilerletelim. Ki hala da insanlar gitmiyor, duruyorlar ama artık bir yayında sohbetimizi. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu yayını kapatalım, özelden proje yapalım Sönmez. Ya da bizim arkadaşlar burada devam etsinler. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. bizimle olan diyaloğunuzu, iletişimimizi koparmayın. Perşembe akşamı iki özel konuğum olacak. Hafta sonu yine özel bir konuğum. Bu skala devam edecek. Bu yayını baştan sona izlemek istiyorsanız da sevgili moderatör arkadaşımız bunu bir an önce YouTube'a yükleyip bütün yayını sizlere sunacak. Ben Esin'ciğim tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Keyifli ben bir teşekkür sohbet ederim. Oldu. Öncelikle sana ve senin sayende Close Dağcılığa tabii ki. Teşekkür sevgili ederim. Sevgili Tuncay'a da buradan sevgilerimi iletiyorum. Yüzünü gözünü göremedik ama varlığını hissediyoruz. Naz yapıyor naz. O zaman bütün dostlarımıza hep birlikte bir el sallayalım ve sonlandıralım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere dostlar. Teşekkürler.